Van'ın merkez ilçelerinden olan Edremit, modern sahil bandı, uzun plajları, kent meydanı, su sporları merkezi, marinası, dingin bir yaşamla yüzünü denize dönmüş, eşsiz güzelliklerle bezenmiş bir kıyı şehridir. Burası Van Edremit. Dünya su mühendisliği harikası, 3000 yıllık Şamran kanalının hayat verdiği Edremit. Her yıl yabancı ve yerli turistin ziyaret ettiği Edremit, Van Gölü kıyısında turizmin parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. Özellikle de meyvecilik alanında bir üs olan Edremit, bereketli topraklarıyla her daim çekim merkezi olmuştur. Mavinin ve yeşilin en güzel tonları içerisinde yükselen Edremit, marinası, uzun plajları, su sporları merkezi ile önemli bir gelecek vaat ediyor. Tarihi mirası, yeşili, mavisi ve güneşiyle bölgenin yıldızı Edremit'in geleceğe yolculuğu başladı. Kıyılarında 146 çeşit kuş türünün yaşadığı, adeta bir kuş cenneti ve mesire alanı olan Edremit, Slow City, dingin şehir kimliğiyle yeni, sağlıklı ve sakin bir yaşamın adresi olmuştur. Bu yolculuğa birlikte çıkmak için çok nedenimiz var. Siz de rotanızı Edremit'e çevirin. Şehrivan TV'den merhabalar. Değerli izleyenler, kent meydanındasınız. Kendine ve kentine dair söyleyecek sözü olanların buluştuğu kent meydanında bu akşam kente dair söyleyecek çok sözü olan bir konuğum olacaktı. Ancak dün akşam sosyal medyadan öğrendim ki bugünkü konuklarım başkaymış. Sağımda rakip, solumda Atil Melekler. Günahlarımızı ve sevaplarımızı yazacak bu akşam. Şaka bir yana, gerçekten de dün akşam sosyal medyadan öğrendim konuklarımın kim olacağını. Ve dedim ki sizi canlı yayında rezil edeceğim. İnşallah yayın boyunca kendilerini elimden geldiğince rezil edeceğim. Tabii ki Ergin hocamı bir tarafta tutuyorum. Ergin hoca, Ergin Sarı hocamız, gazeteci, akademisyen. Kendisi çok uzun yıllar hem gazetecilik yaptı, televizyonculuk yaptı. Sanırım 2015 yılından itibaren, yani bugüne kadar çok fazla medya sektöründe yer almadı. Televizyonlarda kendisini göremedik. İlk defa benim programıma konuk olduğu için hakikaten çok mutluyum. Kendisinin kente dair ciddi bir kent hafızası var. Çünkü dediğim gibi gazeteci, kendisi Takvim-i Ahval mecbuasından bugüne kadar gazeteciliğin bütün aşamalarında yer almış bir hocamız. Kendisinden biz çok şey öğrendik.
Tabii ona böyle latifelerde bulunuyorum ama çekine çekine de yapıyorum bunu. Ancak Aytaç hocamla, Ömer Aytaç Aykaç'la bizim çok daha biraz gevşek bir ilişkimiz var diyebilirim. Haliyle şimdiden özür diliyorum senden hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aytaç Bey, sen de hoş geldin. Programımı sabote etmeye geldiniz biliyorum. Evet. Çünkü dün akşam öyle bir komplo kurdunuz bana. Ancak bakalım. Er mi yaman, bey mi yaman. Bu arada şimdi, ben de programı konu olduğumu dün gece öğrendim. Onu da belirtmiş olayım. Kim bize bu oyunu oynadı? Ben oynamadım kesin. Aramızdaki en masum sensin hocam. Neyse. Şimdi tabii şaka bir yana, geçtiğim yani 2021 yılının önemli başlıklarını da konuşacağız. Hem genel olarak Türkiye'nin durumunu, hem Van'da neler yaşandı, ona da değineceğiz. Onun haricinde 2022 nasıl olur, ne olacak, ne bitecek, onu konuşacağız. Ben öncelikle Aytaç hocamdan başlamak istiyorum. Daha sonra Ergin hocam, çünkü kendisine soracağımız çok şey var. Yani daha uzun konuşacaktır muhtemelen. Haliyle önce Aytaç Hoca, senden başlayayım. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz gün Güney Amerika ülkesi Paraguay'da piranalar 4 kişiyi yemiş. Yedi, evet. Gerçekten yemişler. 20 de yaralı var. Sizce sebebi nedir bunun? Ne oluyor orada? Açlık. Millet aç. Millet aç. Hakikaten öyle. Yani doğalgaz faturası bu ay bize kol gibi. 1000 liraya geldi mi? Evet. Kıstık. Kısmak gerekiyor. Kıstık biz. Kıstık. Evet. Artık tek odada oturuyoruz. Battaniyeye sarılıyoruz. Peki hocam. Geçtiğimiz seneyi nasıl gördünüz? Yani bir sürü konu başlığı vardı. Artık gündeme yetişmekte zorlanıyorduk. Evet. Yani bu çok ciddi bir gündem başlığı dediğimiz, hani bu en az bir hafta 10 gün tartışılır dediğimiz şeyin tartışılma süresi 2 gün falan oluyordu en fazla. Çünkü onun üstüne çok daha büyük bir konu gelmiş oluyordu. Evet. Geçtiğimiz seneyi nasıl görüyorsun? Ne oldu? En çarpıcı şey neydi senin nazarında? Hı hı. Şimdi öncelikle şunu diyeyim, yine sizin... Peki, teşekkür ediyorum. O zaman ben Ergin Hoca. Yine sizin programımıza konuk olan isimlerden birinin cümlesiyle ben özetleyeyim dilerseniz. Ferdin abi programa katıldığında geçtiğimiz haftalarda Van her geçen gün biraz daha geriye gidiyor diye bir cümle kullanmıştı. Sanırım 2021 yılı Van'ı içinde biz aynı şeyi söyleyebiliriz. Belki bir yıl daha geriye gittik diyebileceğimiz bir yıl oldu. Çok gariptir. Yani neden? Her geçen yıl biraz daha geriliyoruz. Bu rakamlarla sabit bir konu. Şimdi az önce yayına girmeden önce bir tweet'e gözüm çarptı. Cevat Karabulut adlı bir gazeteci arkadaşım var. O paylaşmıştı. Tam da üstüne geldi sanırım. Şimdi 1960'lı yıllarda Türkiye'de sosyoekonomik gelişmişlikte 19. sırada yer alan Van, 1999'larda 30'lu sıralarda bulunuyor yanılmıyorsam. Şimdi 2017 70'de. Yılına geldiğimizde de 77. sıraya kadar geldi. Yani bu birçok sektörü, birçok veriyi baz alarak yaptığımız bir değerlendirmenin sonucu. Yani ekonomik olarak kötüyüz, gelişmişlikte kötüyüz, mutlu değiliz, sağlık, eğitim gibi alanlarda kötü durumdayız. Yani bunlar, tabi bu rakamlar hani bizim 2021 yılı özetimiz aynı zamanda. Ha, 2021 yılından geriye ne kaldı diye sordunuz. Öne çıkan konular nelerdi? Yani açıkçası olumlu anlamda çok böyle şaşalı şeyler yaşadık, çok güzel şeyler oldu diyebileceğimiz günlerimiz olmadı. Ben en azından hatırlamıyorum. Bence şey iyiydi. Yani TÜİK verilerinin açıklandığı günler iyiydi. Güzel sonuçlar, bizi rahatlatan sonuçlar veriyor. Tabii yani halka düşünüyordu ya, bunlar biraz rahatlatsın ya. TÜİK'in hangi verilerini baz alacağız? Artık tabii onu da belki tartışmamız gerekiyor. Ama biz en azından böyle bir 20-30 yıllık geçmişi olan verileri konuşmayı tercih ediyoruz. En azından kenti hani bugünüyle, dünüyle kıyaslama noktasında bence oldukça fazla
fotoğraf koyuyor önümüze. Geçtiğimiz senenin özetinde benim nezdimde yine olumsuzluklar var. Yani biz tabii pandemi en büyük olumsuzluktu. Fakat ne yaşadık? Yine sahipsizlik yaşadık bence. Biz hep hani kullandığımız bir cümledir bu. Van sahipsiz bir kent diye. Bence Van sahipsiz olduğunu birkaç kez tecrübe etti. Van yine sadece böyle birkaç yöneticinin insafına bırakılan, sadece onların iki dudağının kentin kaderini belirlediğini bir kez daha teyit etmiş oldu bence. Kapıköy meselesi önemli bir imtihandı. Yaklaşık 2 yıla yakın süre kapalı kalan Kapıköy açılma süreci oldukça ilginçti. Yani 2 yıl boyunca kapıyı kim kapattı sorusunun cevabını bulamazken Kapıköy açıldığında çok gariptir. Hanginiz açtınız diye şey yapamaz olduk. Yani kararını veremez olduk ya da seçemez olduk. Ardından kapanmasıyla birlikte yine sessizliğe bürünen bir yönetici, amir, belediye başkanı, STK temsilcisi güruhu vardı. Çok gariptir. Yani olumsuzluklarda biz muhatap bulamıyoruz. Fakat olumlu haber geldiğinde çok sayıda böyle sahiplenen insan görüyoruz. Fakat dediğim gibi yani tabii sadece Kapıköy meselesinde değil bu yaşadığımız tecrübeler. Diğer konularda da böyle ama ben böyle daha çok konu başlıkları üzerinden gitmeden 2021 yılının bizim yine sahipsizliğimizi ortaya koyan bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Şimdi bir düşünür, ünlü bir düşünür, Yunus Emre Aykaç der ki, bir şey olmaz. Peki. Şimdi genel bir böyle konuların etrafında dolandın, genel bir şey çizdin, evet. Olayın içinden sıyrıldın. Ergin Hocam, sen hoş geldin. Hoş bulduk. Hakikaten seni bilmiyorum, belki dedim ya 2015'ten beri çok görünmüyorsun, üniversitedesin falan. Seni tabii bir kuşak çok iyi biliyor. Yani bir dönem Van'ın gündemini belirleyecek dosyalara, haberlere imza atıyordunuz. Şehrivan gazetesinin ilk kurulduğu yıllar sonrası vesaire. Kuliste çok önemli bir şey söyledin. Bence onu burada seyircilerimizle de paylaşmanız lazım. O gün yazdığım yazılar, attığım manşetleri bugün atsanız güncelliğini hala koruyor. Günümüze çok uyuyor demiştiniz. Ne görüyorsunuz? Yani 2015 yılından beri, yani o tarihten mi alalım yoksa geçen seneyi mi değerlendirelim? Dilersen yani piyasa, tırnak içinde diyorum, piyasadan uzakken ne gördün abi? Van'da ne oldu, yani, ne bitti? Şimdi habercilik refleksi farklı bir şey. Bazı olaylara haberci gözüyle yaklaşmayınca tam detayları öğrenemiyorsunuz. Ya da öyle bir isteğiniz olmuyor, merakınız olmuyor ama gazetecilik yaparken bunu okulda arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de söylüyoruz. Herhangi bir detayı atlamamanız gerekiyor diye. Tabii 2015 yılında bir şey oldu. Biz bir gazetede için anket yaptık. Çok kötü duvara tosladık, onu söyleyeyim. O sonuçta 2015 yılında mı? Ama bütün anket şirketleri yanıldı hocam. O sizin şeyiniz değil mi? Ama biz hiç yanılmamıştık ya, belki ilk defa. İşte yani o kadar genelde hem o kadar krediniz vardı en azından. Hem de sonrasında Aytaş'la da yaptığımız şeyler de. Hep çok şöyle zorumuza gitti, ondan sonra bir şey söylemiştim. Son televizyon programında da onu söylemiştim. Van TV'deydi o zaman. Demiştim ki yani çok bu ülke çok iddialı yorumları gün gelir yüzünüze çarpar. Yani siz öyle olduğunu sanırsınız ama hiç öyle değilmiş gerçekten. Tabii biz ben hep yerel kalmaya, yani gazetecilik yaptığım dönemde, televizyonculuk yaptığım dönemde yerel kalmaya, yerel bir gazetenin işlevi, televizyonun işlevi neyse ona uygun davranmaya gayret gösterdik ve bunu da söylüyoruz zaten. Yerel bir yayınsanız, yerel 2003'te işte kuliste söyledim. 2003'te attığımız gazete manşetlerini getirin. Bu an için söylüyorum. İsimleri çıkaralım. Yani o dönemdeki milletvekillerin isimlerini çıkaralım. Evet hocam. Koyalım. Ya da işte Ticaret Odası Başkanı'nın adını değiştirelim. Ticaret Borsası'nı değiştirelim. Belediye Başkanı'nın adını değiştirelim. Haber güncelliğini koruyor. Demek oluyor ki en azından benim bildiğim 18 yıldır hep aynı sorunlar. Hep aynı çözüm yolları bulmaya çalışmama bir türlü çözememek. Hep etrafında dolaşıp bir türlü gerçeği işaret edememek, hep kendi kişisel hırsı için
bazı şeyler, özellikle bunu tabii yöneticiler açısından söylüyorum. Çok ciddi sıkıntılar. Gerçekten şu anda biz utanılacak bir durumdayız. Vanşehri olarak söylüyorum. Bunu bundan önce işte Feridun Bey'in programında ben buradaydım. Feridun Bey çok doludur, bilir bu işleri. Gazetecilik yaptığımız dönemde de çok iyi paslaşırdık. En azından anlamadığımız noktalarda gerçekten ekonomi, iktisadi anlamda zihnimizi açardı. Sonraki hafta Zahir Bey de buradaydı. O da benzer şeyler söyledi. Bu arkadaşlar 20 yıldır bunları söylüyorlar. 25 yıldır benden önce de vardılar çünkü. Hep aynı şeyleri söylüyorlar ama onlar da görüyorlar ki gerçekten bir çözüm olmuyor. Hep aynı sorunları yaşıyoruz. Şimdi bu TÜİK rakamları falan, hiç onlara girmek de istemiyorum. Çünkü bazı sosyolojik gerçekler var. Onu düşünerek konuşmak lazım. Van 80 öncesi diyelim ki gelişmişlik endeksinde falan 80'li yılların ortasına kadar çok iyi yerde, daha sonra bozulmuşsa bu Van'ın aldığı yoğun niteliksiz göçten kaynaklı bir şeydir. Köy boşaltmalarından sonra ciddi bir nüfus geldi. Tabii ki o da eğitim seviye, eğitim sıralamasında, sağlık sıralamasında. Çünkü siz sağlık ocağını 10 bin nüfusla göre yapmışsınız ama o sağlık ocağı 6 ay sonra 200 bin kişiye bakmak zorunda kaldı. Dolayısıyla doktor başına düşen hasta sayısında ciddi bir artış oldu. Ondan sonra okul diyelim ki sınıflar 20 kişilikken 50 kişi oldu. Hala da o yoğunluğunu koruyor. Bütün bu sorunları düşündüğümüzde gerçekten işte ben gülüyorum. Yani bu memlekette söz hakkı, söz sahibi olan insanlar tweet atıyorlar. Yani siz yöneticisiniz, siz bir STK'nın bir kurumun başındasınız, siz şikayet etmeye hakkınız yok. Bunu siz çözeceksiniz. Çözümü oraya aktaracaksınız. Yani çözüm yollarını şey yapacak. Çevre yolumuz niye yok diye isyan ediyorlar. Vallahi isyanın muhatabı biz değiliz yani. İsyanın bizzat muhatabı, muhatabı sizsiniz yani. Siz çözeceksiniz falan. Yani trafik muhtemelen bu mazot zamlarından sonra trafik çok rahatlayacağı için herhangi bir sıkıntımız da olmayacak. Şimdi başka meseleler var. Tabii onun üzerinden hızlıca konuşuruz. Belki de çok şey yapmak istemiyorum ama dediğim gibi bu tabii ki bir şey, bir kentte doğmuşsanız, bir kentte yaşıyorsanız ve o kent sürekli, tarih burada geriye gidiyorsa, hiçbir şekilde ileriye gitmiyorsa, bu biraz içinizi acıtır. Gerçekten yani birkaç caddede yol yapmak falan değildir kentleşme. Kentleşmede çok gerideyiz. Çünkü bizim bir kamusal anlamda bir devamlılığımız yok. Bir sürekliliğimiz yok. Nasıl sürekliliğimiz yok? Büyükşehir Belediyesi bir ara işte sağ olsunlar davet ettiler işte 2014 yılında, 15 yılında bir hatırlamıyorum. Bir proje var, bunu yapar mıyız, yapalım dedik. Sonra tabii kayyum geldi. Kayyumdan sonra da aradılar ya, bir proje vardı falan. Gittik, tamam olur yaparız. Sonra bir daha seçim oldu, bir daha işte başka belediye geldi. Artık dedim ki artık gelmiyoruz biz çünkü bir süreklilik yok. Yani belediye kim yönetirse yönetsin aslında orada bir sürekliliğin olması lazım. Yani yaptığı projelerin devam etmesi lazım. Şimdi bu şehrin bir bırakın 50 yıllık falan planı, bir 10 yıllık, 5 yıllık planı dahi yok. Günübirlik işlerle bir kurtaralım. Bunu şu anda yönetenlerin de bir şey değil bu, hani sorunu, sıkıntısı değil. Bizim kentsel anlamda vatandaştan yönetimcisine ciddi bir problemimiz var. Bakış açısı problemimiz var. Bu sürekli yansıyor. O yüzden diyorum ki gerçekten 2003 yılında burada arşiv varsa arkadaşlar getirsinler. Ben 5 dakikada değiştireyim. Yarınki manşete uyarlayayım. Hemen çıkar güncelliğini. Çok ilginç. Aynı evet, evet. Bu şehirde hiçbir şey olmuyor. Gerçekten bir şey olmuyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Şehrin büyümesi, büyük şehir olması, işte alışveriş merkezlerinin açılması, yeni mekanların açılması planlı değil. Bu nüfusun dayattığı bir şey. Nüfus o kadar fazla ki o da sizi yeni yerler, yeni yollar, yeni caddeler, yeni mekanlar açmaya zorluyor. Bu sizin planladığınız bir şey değil. Nüfus yetmiyor. İran meselesini Ömer Aytaç şey yaptı. O zaten başından beri, ben 2003'ten beri biz hep diyoruz. Yani tarım, hayvancılık ve ticaret. Ama sınır kapısı bu haliyle değil. 95 yılına kadar olan süreki sınır kapısının açılması lazım. Hmm. Yani oradan birkaç İranlı turist gelecek de burada bir maddi kayı şey... Birkaç kuruş para bırakacaklar da değil. Sınır ticaretini anladınız, bu değil. Çünkü sizin ithalatınız... O zaman petrol gibi bile geliyordu. Tabii. Yani mi? Sizin ihracatınız Iğdır'ın, Elazığ'ın, Malatya'nın altında kalmış. Çok komik rakamlarda kalmışsınız. Sınır ili olmanızın herhangi bir şeyi yok. Sınır ticareti bu değil. O yüzden sınır ticaretiyle ilgili kurumlar, STK'lar bir defa
Bunu dayatmaları lazım kardeşim. Böyle bir şey değil yani, sadece gelsinler otelde kalsınlar gitsinler. Oradan işte 3-5, artık o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama 3-5 insanın cebini doldursunlar falan. Büyük pastanonlar kapsın, esnafa çok az bir miktar kalsın. Çünkü Van'ın zaten onlara ihtiyacı yok. Siz işsizlik problemini halletseniz bu memlekette 1 milyon insan var. Onların harcayacağı para bile Van'ın kendi iç ekonomisine yetiyor. Dışarıdan birilerinin gelip para harcamasına gerek yok. Bizim sınır ticaretinden çok farklı şekilde faydalanmamız lazım. O tarım ve hayvancılık boyutuna biraz sonra gelmek. Biraz sonra şey yapalım. Bir de hani Ergin abiye bunu da hatırlatayım. Bir dakika, ben size söz hakkım vermedim. Arada bir sana da soralım bu arada İhsan abi. Şimdi 2003'ten bu yana hani Şehrivan gazetesiyle başladığımızı hesap edersek yaklaşık 19 yıldır hani gazetecilik yapıyoruz, iyisiyle kötüsüyle. Şimdi benim hatırladığım 3'te bir program var. Mesela işte 2023 Van Vizyonu, Van Güç Birliği Platformu şeklinde en az 3-4 tane kapsamlı da rapor, işte bir yol haritası, işte dosya oluşturuldu. Bu nedir? İşte kentin geçmişten bugüne sahip olduğu işte bu potansiyelidir, zenginlikleridir. Artı neler yapılması gerekiyor, ihtiyaçlar nelerdir? Çok gariptir, 2-3 yılda bir toplanıp zaten 1-2 yıl bu toplantılara ayırıyoruz. Burada konuşuyoruz, biriktiriyoruz. Tam muhatabız bu sorunlarla ilgilenecekken vali değiştiriyoruz, belediye başkanı değiştiriyoruz, evet, vekil değiştiriyoruz. Yeni gelenle aynı şeyi yapıyoruz. Bu da çok ilginçtir. Yani sen dedin ya Ergin abi, hani devamlılık yok. Yani trafik sorunu biz çözemeyiz ya da çevre yolunu biz çözemeyiz. Yani kimi kime şikayet ediyoruz? Geçen Feridun abi yine dedi ya, o binin üzerinde dernek var, bir sürü STK var. STK'lar sadece sitem etmekle kalıyor. Evet. Diyarbakır'da böyle midir? Değildir yani. Çözümün bir parçası şimdi olarak şöyle, bir şey atladım. Şimdi bir bu basın tarihiyle, Van yerel basın tarihiyle son günlerde biraz şey yaptı ama yani 1937 yılındaki işte Yeni Yurt gazetesi de aynı problemleri yazıyor. Şimdi de 2003'ü geçtim de gerçekten yani o yeni yani sonra Van gazetesi, sonra Van Sesi 48'de kuruluyor. Hala devam ediyor. Van Sesi inanın o kadar çok aslında renkli bir sayfalar bırakmıştık. Bakınca bir kentin belleğidir gerçekten gazeteler, şeyler. Sonraki işte Van Postası'dır. Sonra işte Şark Yıldızı gazetesinin ilk bu haftalık dönemi falan çok ilginçtir, çok güzeldir. Aynı problemler evet, ama. Prestijin, Mehmet Prestij'in, Deniz abilerin yazılarını, Ferit abinin yazılarını alıp koyun, yine aynı 90'lı yıllarda ya yazdığı yazılar. Hüseyin Çelik'in Prestij gazetesindeki yazılarını kitaplaştırmış, evet, biliyorsunuz. Doğru. Yani, geçtiğimiz günlerde hani ben rafta böyle bir karıştırdım neler yazmış neler, diye. İnanın aynı mesele. Cumhuriyet Caddesi'nin şey sorunu, trafik sorunu, işte kaldırımdaki işgaller, şunlar bunlar. Yani bugünün şeylerine o kadar uyuyor ki değişmemiş. Çok hocam, değişmiş. Peki yani, hocam bütün bunlarda tabii yani muhatap sonuçta bundan sorumludur ama medyanın bunda şeyi yok mudur? Var, yani Van yerel medyası muhatapları harekete geçiremiyor mu? Şimdi ya da baskı şöyle, kuramıyor mu? Şimdi bir eleştiri gibi algılamasın yani Ömer de burada. Yerel medya gerçekten bir defa Van'da dijitalleşmeyle birlikte haklarını vermek lazım. Çok renkliler. Farklı gazeteler var, farklı işte internet üzerinden yapan televizyonlar var, ulusal bir kanalımız var. Desteklenmesi lazım bütün bunların. Çünkü inanın medya bir kentte yani çok önemlidir. Sorunları dile getirmesi noktasında, onun takipçiliğini yapması noktasında. Ama bütün bunları yaparken bir şey kaçırmamamız lazım. gazeteler bizim olabilir, televizyonlar bizim olabilir. Ama bu bizim değildir aslında. O kamuya artık mal olmuştur. Yani oradaki köşe yazıları falan hep söylüyordum. Burası bizim babamızın değildir. Yani bu, çünkü okuyucu var, ona saygı var, izleyici var bu kentte. Hakikaten bütün o kentin bütün değerlerine katkı sunmak lazım, gündeme getirmek lazım. Van yerel basını bu konuda yani iyi ve kötü olarak karşılaştığında yine çok iyidir. Diğer kentlere de baktığımızda o kadar da şey değiller yani, onu söyleyelim. Bu şey var. Ama tabii arada bazı şeyler oluyor, böyle üzülüyoruz görünce, hani okuyunca falan. Ya bu da şey olmamalıydı, bu da şey oldu. Onu bizzat zaten arkadaşlara gördüğümde söylüyorum. Bizzat ben hiç şey yapmam. Sağ olsun onlar da şey yapmazlar. Bak Ayit Hoca kaç defa söylemişimdir. Evet. Yani bu böyle olmaz ki. Yani niye böyle bir şey? Sonra düzeliyor falan ama çok önemli. Hocam hiçbir şey anlamadım ama çok güzel anlattın. bir şey diyor, bir şey yapmaz, ben de şey ederim. Örneklerle. Şaka bir yana hocam tabii ki. Manşeti görüyorum mesela ben sürekli Twitter'da bizim Şehrivan'daki grup gençlere. Direkt atıyorum, diyorum ki arkadaşlar böyle olmaz bu iş falan.
bazen gülüyorlar, şey yapıyorlar ama düzeltiyoruz. Ya da en azından diğer sadece Şehrivan değil, diğer şeylerde de arkadaşlarla karşılaştığımızda ben direkt söylerim. Unutmam yani, onun hepsini unutmam. Falan tarihteki köşe yazınızda ya da haberinizde bu vardı diye ben bütün arkadaşlara gördüklerime söylüyorum. Sağ olsunlar yani. Yani tabii bu işin duayeni diyebileceğimiz birkaç kişi. Van'da yani yok. En azından bölgede hakikaten bunu siz buradasınız diye demiyorum hocam. Çok uzun yıllar emek harcadınız. Üstüne akademisyensiniz yani, radyo televizyon şey alanınız. Haliyle bildiklerinizi, gördüklerinizi diğer bütün arkadaşlarla, sadece Şehrivan'la değil, paylaşmanız bu kente bir değer katar, bir şey katar. Şimdi dediğim gibi ben de programı sosyal medyadan öğrendiğim için hazırlık yapamadım. Geldim, masanın üzerinde, kendisine buradan selam olsun, Şehnaz Hoca'nın notları var. Dilerseniz onun konuklarına sorduğu sorularla şöyle devam edelim. Yani bu programı yazısı da okunmuyor ama şey alabiliriz, moderatörlüğü devredebiliriz isterseniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, işin şakası bir tarafa. Bazen arkadaşlara diyorum ki biz ama çok şey sorular soruyorduk, bakın yani siz çok şey davranıyorsunuz böyle. Yumuşak davranıyorsunuz tabii, değil mi? Şey davranıyorsunuz ama biz böyle çok daha şeydik, çok tartışmalı geçerdi. Çok da güzel geçerdi tabii gerçekten. Biz misafirperveriz ya. Yani çok, misafirlerimizi şey yani yapmayalım diye. Şeyi söyleyeyim, ben hiçbir zaman çok güzel günlerdi. Yani yerel gazeteci, yerel televizyonlar, işte bu bütün o arkadaşlar gerçekten güzel işler yapıyorlardı. Yani güzel şeyler çıkıyordu. Tabii. Belki bir o kadar güzel hikayeler var ki öyle bir program bile olabilir. Çok komik, bazen çok acı şeyler. Öyle şeyler başımıza geldi ki, televizyonda olsun, gazetede olsun. Bununla ilgili bir program bile yapılabilir. Şimdi, yani. Şaka bir yana tabii seyircilerimizin de affına sığınarak bazen gayri ciddi şey yapabiliriz ama biz böyle bir form düşünmüştük aslında. Evet. Üçümüz, hatta dahil edeceğimiz başka isimler de konuşmuştuk. Çünkü benim bu kent meydanı biraz daha farklı formatı. Yani tek konuklu ve biraz daha şey ağır bir program. Evet. Ama böyle bir şeye ihtiyacımız var diye konuşmuştuk. Tabii kent meydanında bunu yapalım diye konuşmamıştık ama arkadaşlar galiba yanlış anlamışlar. Kent meydanına ikinizi bana kilitlediler. dolayısıyla sanırım öyle bir format ve başka bir isimle düşüncemiz de var. Evet. Kendisi aynı zamanda bizim patronumuz, değerli izleyenler. Şimdi açıkçası ya bir dakika ben Allah'ım neyse Ergin Hoca'yla devam edeceğim. Tamam, ben şimdi Ergin abiye sorduğun soruya ciddi bir şekilde. Ama ona sordum. Ben tamam. Sana sormadım hocam. Tamam, kısaca şey yaparsın çünkü başka bir soru şimdi var. Şimdi hani Ergin hocam burada hem alaylı hem mektepli, bu işin şeyini daha iyi bilir, yöntemini daha iyi bilir. Tamam, ben hani eleştiri yapıyorsa da ilk üzerine alınacaklardan biriyim. Yani alınırım. Yani gazetecilikte şey de değişti. Yani gerçekten hani dünkü gazetecilik Türkiye genelinde, dünyada olmadığı gibi Van'da da yok. Yani çok abes örneklerimiz var. Çok gerçekten gazetecilik noktasında utanç duyacağımız şeyler oluyor. Muhataplıklar noktasında çok sıkıntılarımız var. Şöyle ya çok ilginçtir. Kurumlar, işte siyasiler, kentteki diğer dinamikler, ya gazetecileri sadece işte gazeteciler günde şurada burada hatırlar, böyle hani ciddiyetine orada varır. Onun dışında gazetecileri genelde sanki seçme noktasında çok böyle doğru düzgün bir iradeleri yok diye biliyorum ben. Çünkü yani ben kendilerine de söylüyorum. Mesela gerçekten ciddi anlamda bir mesaj vermek istiyorsanız bunu tüm herkesi çağırıp bir kahvaltı düzenleyip 50-60 kişilik bir toplantıda vermenize gerek yoktur. Yani gerçekten nitelikli bazı yayın organları belirlersiniz. Mesajlarınızı onlar üzerinden verebilirsiniz. Bunların içerisinde Şehrivan olur ya da olmaz. Bu sizin tercihinizdir. Ama çok gariptir. Kurumlarda, siyasilerde alışkanlık şudur. Şu gün şu saatte bir açıklamamız olacaktır. Açıklamamız kahvaltılı ya da yemeklidir. Yani özellikle o da çok büyük bir şekilde yazılıyor. Şimdi böyle olunca Ergin abi ben artık gitmemeye başladım açıkçası. Ben şöyle söyleyeyim. Yani daha önce piyasada olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Kesinlikle bu kahvaltılı yemekli basın toplantılarına gitmiyordum. Bittikten sonra gidiyordum. Ama şu anda da söyleyeyim. Gazeteci arkadaşlar, yine söylüyorum, Van'da gerçekten bu işi emekle yapan arkadaşlar var. Yani Van yine çok iyidir. Gerçekten Van yerel basın hakikaten zor bir şey yapmıyor. Kötü değil. Doğru. Hiç arkadaşlarımı burada şey de yapmak istemiyorum. İyiler ama bunu
bu bir alışkanlık şeyinden çıkarmak lazım. Ben şuna inanırım, yani bu biraz meslek etiğiyle de ilgilidir. Hediye almamanız lazım, bitti. Yani bir değer, yemekli kahvaltı toplantıya gitmemek gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde böyle bir tartışma olmuş Ergin abi. Şöyle bir şey yapayım, geçen inanın hiç belki böyle çok muhabbetim olmadığı da bir yerel gazeteci arkadaş, bir kurum amiri bir yerde oturuyorduk, bir şey söyledi, o adam böyle çok kızdım. Yani kızdım, dedim ki ya siz önce kendinize bakmanız lazım. Yani gazetecilere bak şey yapmadan önce, laf söylemeden önce. Ne söyledi o? Yani böyle işte ya çok şey, bu arkadaşlar çok ciddiyetsiz falan, yok dedim, gayet ciddiler. Yani siz ne kadar ciddiyseniz onlar da o kadar ciddiler. Bu şey yok yani, malzeme siz olduktan sonra sizin gibi biriyse malzeme, söyledim yani açık. Malzeme sizin gibi ciddiyetin biriyse, seviyesi de bu kadar, bu olur. Kadar olur. O da size o ciddiyete yaklaşır. Şey yok, şimdi sorun yerel basının niteliği falan değil. Kentin bir topyekün bir şeyi var, problemi var bir defa. Gerçekten topyekün bir problemimiz var. Bizim bir ben çok adam tabii küsüyor, kentleşme problemimiz mi var? Adama ben Şehnaz Hoca sormuş. Dur ben de sorayım size. Kentleşme nedir? Gazetecilik yaptığım dönemde hatta son televizyon çıktığım televizyon programında ben diyelim sivil toplum örgütünü eleştiriyorum. Başkanı trip yapan tweetler atıyor. Tamam böyle bu kafadan kurtulun bir kere. Adam küsüyor mesela, tamam mı? Dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur. Küsüyor mesela diğer başkanla, diğer tüccarla, yok belediye başkanı, yok valiyle. O onunla konuşmuyor. Demek ki ne? Sizin şahsi problemleriniz var. E şahsi problemlerinizi oradan ayrılın. İşte valilikten, belediye başkanlığından, ne bileyim işte oda yönetiminden, meslek örgütünden. Başka şekilde. Çünkü orası bir sadece sizin değil. Siz orada kendi işinizi yürütmek için yoksunuz. Adam küsüyor ya da ona küsüyor. Kurumsallaşma ve profesyonelleşme yok. Yani, yok. Şimdi bu hem iyidir hem kötüdür. Siz bana bir günde topyekün değiştirebilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü herhangi bir şey yok. Bir kültürü yok, altyapısı yok, tam yönetim kültürü yok, biçimi yok. Bu iyi bir şeydir, değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda kötü bir şeydir demek hiç olmamış. Siz gidip, hep örnek veriyoruz ama işte yani Gaziantep'e müdahale edemezsiniz kolay kolay. Çünkü oranın oturmuş bir işte 50-60 bir sürü dinamiği var. Van'da herhangi bir dinamik olmadığı için bir gecede ters yüz edebiliyorsunuz ki öyle de oluyor zaten. Evet. Her gelen bir belediye başkanı, bir vali ya da işte ne bileyim başka, ben bu gece böyle yaptım oldu bitti deyip olay bitti. Şimdi, kentin hiçbir dinamiği de ya sen ne yapıyorsun diyemiyor. Hocam şu lafınızı kesiyorum ama geçtiğimiz hafta önceki hafta çekmiştik ama geçtiğimiz hafta yayınlandı. Eski vali Murat Zorluoğlu, şimdi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Onunla bir söyleşi yaptık. Kısa bir söyleşiydi ama bu kent meydanı ile ilgili şeyi sordum. Yani neden yapılmadı, neden yapılamıyor diye. Dedi ki ben orada olsaydım iki ay içerisinde yapardım dedi. Şimdi bu çok enteresan bir söylem. Yani yapılabilir bir şeyse neden sizden sonra devam etmiyor, yapılamıyor? Hı-hı. Ya da bir problemi varsa, yani koskocaman vali ben yapardım. Yani altı boş bir söz değildir. Hı-hı. Az önce söylediğiniz şey, yani devlette devamlılık esastır. Belediyeler de öyle. Yani bunun önündeki engel neyse bence yetkililerin çıkıp bunu deklare etmesi lazım. Şundan dolayı biz bu parkı veya neyse artık şeyi yapamıyoruz. Bilginiz olsun. İnsanlar da bir beklentiye girmesin. Ya da aşılması gereken bir yer varsa, aşılamıyorsa bunu da deklare etsinler. Kentin dinamikleri, gerçi dediğiniz gibi kentin dinamiği yok. Şöyle bir araya gelip şey yaptım. Çok dinamiksiziz abi. İki boyutlu bir şey. Yani devlet yönetimi, iktidarlar oldu mu olası, benim gözlemlediğim Van sivil toplum şeyini pek şey almıyorlar. Hep böyle bir yok, kayla almamak değil de güvenmiyorlar diyelim. Hep böyle bir dışarıda tutma şeyleri var. Çünkü işte bu siyasi olabilir sebebi. Başka bir şey olabilir. Muhtemelen doğru. Yani. Hep böyle bir dışarıda tutuyorlar. Böyle olunca da sivil toplum örgütleri kendilerini ifade etmek için yerel veya işte genel iktidara böyle bir yaranma çabası içine giriyorlar. Yani onların söylemiyle hareket etme. Ya sizin onların söylemiyle hareket etme şeyiniz yoktur. İşte falan parti gelir belediye alır, sizin direkt o partili olmanıza falan gerek yoktur. Sizin bir kurumsal yapınız vardır. Sizin sorumlu olduğunuz insanlar vardır. Değil mi? Yani bir dernekseniz bile o derneğin işte üyeleri falan vardır. Bir meslek örgütüyseniz o meslek örgütünün üyeleri vardır.
onlara şey yaparsınız. Onlara hesap verirsiniz. Sizin başka kimseye hesap verme şeyiniz yoktur. Dolayısıyla başta da söyledik. Bizim gerçekten bir defa şehirde ciddi bir küskünlük var. Bazen duyuyorum gibi falan belediye başkanı diğeriyle konuşmuyormuş falan. Oda başkanı diğeriyle konuşmuyormuş falan. Bunlar çok komik şeyler. Ya bu artık bir eskiden söylüyorduk ama yani. Ya orası kişisel makamlar değildir. Yani böyle bir lüksünüz yok. Tribe gireceğiniz bir yer. Profesyonel davranmak zorundasınız. Yani herkesle konuşmayabilirsiniz ama çağırıp arkadaş yani bu bizim bu kentte yaşıyoruz. Bu problemleri birlikte halletmemiz lazım demeniz lazım. Bu, böyle şeyler olmaz ya. Çok komik kaçıyor. Hocam şey söylediniz yani yetkililer veya kurumlar neyse sivil toplum, Van'daki sivil toplum örgütlerini konuların dışında tutuyor bir şekilde. Benim gördüğüm o. Yani, bununla ilgili ben Aytaç Hocam'a bir şey soracağım. Çünkü geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aydı galiba, Kent Estetik Kurulu kuruldu. Evet. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Daha doğrusu o Büyükşehir bünyesinde değil, bazı bileşenlerin bir araya gelip oluşturduğu Büyükşehir bir kurul. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde. Öncülüğünde evet. Demek daha doğru. Ha. O kurula en sert eleştiriyi getirenlerden biri sendin. Biri de Özay İlhan Saadet Partisi İl Başkanı'ydı. Senin eleştirin gecikmiş olmasına dairdi. Bir de bu kurulda sivil toplum örgütlerinin bulunmayışına dairdi. Bir tek Mimarlar Odası var galiba. Neden karşıydın? Yani Kent Estetik Kurulu kulağa hoş geliyor en azından. Şimdi kulağa hoş geliyor fakat böyle az önce böyle değindiğimiz cümleyle şey yapayım. Şimdi dedin ya bizim şeyimiz yok. Yani, dinamiğimiz yok. Bizim dinamiğimiz yok, ayarımız yok. Gerçekten birçok şeyimiz yok. Şimdi Kent Estetik Kurulu bizim 2022 yılında kurulmasını konuşup tartışacağımız bir kurul değil. Yani bu biz Van Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi değilken, Van Belediyesi yeniden iken yapılandırılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Van Belediyesi iken zaten vardı ya. Düşünün, Ergin abi daha iyi hatırlar. Bu kentte Burhan Yenigün döneminde zaten işte bu tabelaları, dikey tabelaları çevirelim, yatay yapalım, işte sıva işini çözelim, onu yapalım, bunu yapalım. Zaten bu anlamda radikal bir dönüşüm olmuş. Kentte ciddi bir estetik değişim startı verilmiş. Bu karardan 15 yıl sonra, 20 yıl sonra biz yeniden maşallah estetik kurulumuz kuruldu diye şey yapıyoruz. Ama kent harabe bir halde. Şimdi biz sıvasızlar diye bir manşet atmıştık bir dönem. Kentteki işte Cumhuriyet Caddesi'ndeki binaların, mağazaların önü parıl parıl, ışıl ışıl. Hemen böyle yan taraftan böyle bir baktığınızda halen tuğla, kiremit, onu da bırakın. Tuğla güzel. Bir alt sokağına indiğinizde gerçekten hani bir Orta Doğu şehrinden farksız bir durumdayız. Yani Orta Doğu şehriyiz. Orta Doğu şehriyiz zaten. Şehriyiz. Evet yakaladım. Bu tabii hocam rezil edin hadi. Şey bir şey değil. Bazen çok kısaca bir şey söyleyeyim. Diyorlar ki işte Van bilmem doğunun Paris'i. Ya Van niye Paris olsun? Van Van olarak kalsın. Evet. Tamam, bir de başka bir şehre benzetmenize. Van işte Gaziantep olacak. Van Van olarak kalsın olmuyor mu? Ya Paris'in imar yetmiyor. Yok, zaten şey, dünyada meşhur değil mi? Yani kalem mi çizilmiş yani gibi? Van Van olarak kalsın zaten o tarihi mirasına sahip çıksa muazzam bir şey olur. Başka bir i̇şte şey böyle bir barışıklık olması olmadığı için hep Van hep birilerine benzemiş. Yani tabii. Geçtiğimiz günlerde de öyle bir sohbet oldu. Ben kendimi bildim bileli bir yerlere benzemeye çalışıyoruz. Mesela Gaziantep'e benzemeye çalıştık. Vantep diye adlandırmaya çalıştık kendimizi. Yok işte biz şey olacağız falan. Halbuki geçtiğimiz gün şey de var. Vanadokya. Evet, Vanadokya. Bu anlamda böyle bir hastalığımız var zaten. 20 yıldır birilerine benzemeye çalışıyoruz. 20 yıl önce Antep, Van, Urfa, İşte Batman aynı ayarda olan Şanlıurfa, Diyarbakır aynı ayardaki kentlerken biz halen onlara benzemeye çalışıyoruz. Bir kent kimliğimiz yok, kent mimarimiz yok, estetiğimiz yok. Yani Ergin abi de dikkatini çekmiştir. Ben hani bu estetik kaygılardan söz ederken yani geçmişten bugüne onlarca medeniyetin gelip geçtiğinden söz ediyoruz. Erkan hocalarla da konuşmuştuk. Burada kazı ekibinin başındaki hocamızdı. Erkan Konyer. Ya bu kentte Urartulara dair hiçbir küçücük de olsa bir şey olmaz mı? Yani mimari olmaz mı? Yok. Tamam. Bakıyorsunuz Ermenilere dair yok, ona yok, buna yok. Bir tek el binasına yani şu an tamamıyla bizim en eski yapımız odur. Aman bir şey olmasın diye şey yapıyoruz. Şimdi duralım. Bakın şey olduğunda o zaman hatta çok da tartışıyorduk. Deprem oldu, Atatürk Sesi'ni yıktılar. Ben
çok böyle yapmayın dedim. Ticarette sizin yıkılır. Ben de orada okudum ha. Bakın dedim ki siz insanların belleğini, hafızasını yok ediyorsunuz. Yerine yeniden oklu yapabilirsiniz. Önemli değil ama o bina o şekliyle kalmak zorundadır. Şimdi Atatürk sesinin önünden geçerken sana bir sen ben buradan mezunum diyebilir misin? Yok. Diyemiyorum hiçbir ben. Şey ifade etmiyor. Ticaret lisesi o şekilde kalsın. Ne yaptın? Ünlü otobüs durağı yaptınız. Arkasında bir öğretmen evi yaptınız. Yapabilirdiniz başka yerde. Van'da vefat etmiş 20 yıl önce vefat etmiş birisini getirin buraya. Burası Erek Dağı'na bakar. Evet Van der. İşte ya da Akköprü kayalıklarına evet burası Van der. Çıkarır. Hı hı. Ama şehrin belleği yok. Kültürü yok. Hafızası yok. Sürekli yıkılan, sürekli yeniden yapılan, inşa edilen bir şehir ve bir bu tabii şey olmayınca bir kentsel mimari kültür hafıza olmayınca bir yapsat cenneti haline geldi. Bir esnaf hafızası da olmuyor, esnaf kültürü de olmuyor. Adam tüpçü dükkanı açıyor, bilmiyor tüpçülükten, iki ay sonra batırıp ayakkabı dükkanı yapıyor, sonra sebze satmaya başlıyor. Yani bir esnaflık kültürü de yok. O yüzden yani senin sattığın ayakkabı kötü diyorsun, ne yapayım? Kötüyse kötü diyor. Ama bu diyelim ki 50 yıllık bir esnaf olsa olur mu öyle şey alır? Çünkü bilmiyor, anlamıyor adam. Yani tüpçülükten sebzeliğe geçen esnaf biliyorum ben. Niye? Çünkü kent sürekli bir değişim, dönüşüm. Van evleri dediğimiz evlerin hiçbiri yok. Hiçbiri yok ortalıkta. Zamanında kentin planını yapanlar en azından bazı bölgeleri burada yapılaşma olmayacak, bu evler böyle kalır. Çünkü Van yani çok geniş, müsaittir. Her yerde yapılaşma yapabilirsiniz. Yani bu ovaya çok da yığılmanın bir manası yoktur. Dolayısıyla zaten Birinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş, bütün renklerini kaybetmiş, yani o kültürel zenginliği çok fazla olan bir şehir gitmiş, yerine farklı bir şehir gelmiş. Bu şehirde ne yazık ki işte büyük uğraşlar sonucu bir sürü aslında mimari özelliği olan şeyler oldu. İşte Sait Hoca'nın kitabında okuyor, insan üzülüyor gerçekten. Yani bu o anlattığı hikayeler, şeyler falan hiçbirisi yok. İnsanlar da gidince... Yani o dönemi az çok hatırlayan insanlar da ölünce, çünkü sınırsız bir yaşam şeyi yok. Yani yaş orta şey belli. Tamamen bir hafızasız şehir olarak kalacağız. O yüzden gazete sayfaları çok önemlidir. Çok önemli, çok, çok doğru çok diyorsunuz. Önemlidir. Yani bütün gazeteler, bütün o yerel gazeteler, hepsinin çok ciddi emekleri var. Geçmişten gün ben ilk gazeteciliğe başladığımda yani biraz tartışıyorduk işte Van Sesi'ndeki arkadaşlarla, o zaman Ali Abiler falan çok büyük hata etmişiz. Yani diyorum ki adamlar müthiş bir bellek bırakmışlar. Hmm. Müthiş bir hafıza. Onlar da olmazsa hiçbir şey hatırlamayacağız. Gidecek yani. Bitecek her şey. Kusura bakmayın. Araya gidiyor uzak. Abi Kürtler bu memleketi bitirdi. Yani bakın çok ilginçtir. Yani ben hani şeyi de tamamlamış olayım. Urfa mesela gidiyorsunuz. Oranın Urfa olduğunu çok rahat bir şekilde mimarisinden şey yapabiliyorsunuz. Anladım. Diyarbakır'da öyle, Mardin'de öyle. Şimdi kentte yeni bir kurum yapılacak. Bildiğiniz hani pansiyon, yurt şeklinde yapılıyor. Hiçbir şey yoktur, estetiği yoktur. Ama Urartular mesela ne yapıyor? O dönemde hani bilimsel olarak tabii ne kadar kanıtlandı, tescillendi ya da şey oldu bilmiyorum ama Edremit'ten taş alınıp işte Van Kalesi'ne taşınıyor ya da diğer şeylere taşınıyor, bölgelere taşınıyor. Ya da sonraki dönemlerde Osmanlı döneminde, Ermeniler döneminde yine bölgeye has mimariler yine bölgeye has taşlarla vesaire kurgulanıyor. Bizim ahlat taşı yani diye kullanabileceğimiz bölgenin kimliğini yansıtan bir şey var. Hiçbir kurumda mesela bu kaygı yoktur ama Mardin'de üniversitede Mardin taşıyladır. Devlet kurumları da evet. Mardin taşıyladır vesaire. Soruya gelecek olursak estetik kurulu niye yok diye tartıştık. Hocam o konuyu kapattık. Tartıştık. Şimdi estetik kurulu bugün işte şey yapıyoruz. Kuruldu işte sevindik ettik ama çok böyle ucube yapılar maalesef kentin göbeğinde parklarda yükselmeye devam ediyor. Dönüyorsunuz estetik kurumda kim var diye soruyorsunuz, dediğiniz gibi şey yok yani estetik şey derdinde kimse yok. Bu estetik kurulu bir yaptırım gücü var mı, olacak mı? Şimdi estetik kurulunun zaten onayı olmadan herhangi bir yeri inşa etmeniz mümkün değil ya da bir karar almışsa büyükşehir eliyle bunun uygulanması gerekiyor. Yani böyle bir durum varken işte estetik kurulunda kimler var? Mesela Mimarlar Odası var. Açıkça sizin söyleyeyim, Mimarlar Odası estetik kurulundan bağımsız olarak söylüyorum. Son 10 yılda 20 yılda bu kentle ilgili neye müdahil oldu? Defalarca kentin estetiğiyle ilgili haber yapma girişimimizde sonuç alamadık mesela. Mimarlar Odası konuşmaz. Hocam özür dilerim. Mühendisler Odası bir konuşmaz. Şey paylaştılar o dönem, hatırlıyorum. Bir rapor paylaştılar Mimarlar Odası Van Şubesi adına. İşte şey döneminde herhalde deprem döneminden sonra bir 30-40 tane dava mı açmışlar? Hı hı. Şimdi tam hatırlamıyorum yani haklarını yemeyelim ama
senin dediğin doğrudur. Fakat onlar bir miktar bir açıklama yaptılar diye hatırlıyorum. Çok tatmin edici bir açıklama değil. Değil. Yani ben bir şey düzeltmem lazım. Şimdi iki mesaj geldi. Şimdi bazen sana bir espri yapıyor. Galiba geçmişi bilmeyen, hani şeyini bilmeyen, onun ne amaçla söylediğini, hani Kürtler şehri bitirdi diye bir espri yaptınız. Onu ciddiye alma. Ben linç edecekler. onu şöyle. Onu sen anlat hocam, onun hikayesini. Ya bakın, ben bunu tabii bir şey olarak söylemiyorum. İşte yoğun göç hareketlerinden sonra aslında Van şehir merkezi böyle bir aslında Kürtleşti. Daha önce bir öz Vanlılık bir kültürü var. Evet. Bizim öz Vanlı bir arkadaşımız vardı. O sürekli söylüyordu Kürtler Van'ı bitirdi falan diye. İşte o ona göndermek için yani ironiydi. Yanlış anlaşılmasın, arkadaşın mesaj atmışlar. Yok, beni linç etmeyin lütfen. Bu ironiydi. İroniymiş sadece. Yoksa şunu söyleyeyim. Van'ın şu anda herkes göçü kötü görür. Onu söyleyeyim yani. Göç olmazsa Van çok daha kötü halde olacaktı. Yani onu da söyleyeyim yani bu. Çünkü sosyolojik olarak belki Suat Hoca gelir o göç konusunda çok şeyleri anlatır aslında. Göçün ne kadar toplumlar için iyi olduğunu, ama bu göçü absorbe edebilirseniz tabii ki. Yani onu altyapısıyla, okuluyla, sağlığıyla, sağlık hizmetleriyle kurtarabilirseniz olur. Yoksa Van zaten göç almasaydı da hala da Van'ın, mesela Van'ın hastanelerini şikayet ediyorlar. Tamam da kardeşim, Van sadece Van'ın hastaneleri değil ki. Bitlis bir kısmı, Hakkari'nin neredeyse tamamı, Şırnak'ın bir kısmı, Muş, hatta Ağrı'nın işte Doğu Beyazıt tarafının tamamı sağlık hizmetlerini neredeyse Van'da görüyorlar. Hı hı. Yani Van'ın şehir, gün içi şehir nüfusu. O yüzden soruyorum, bizim İranlı turistlere falan gerçekten şeyimiz yok zaten. Van kendisini temin edebilecek bir nüfus yapısı var. Yeter ki bu nüfusun parası olsun. Ya işi olsun, gücü olsun bu gençleri. Şimdi biraz sonra belki şey yapacağız ama milli eğitimde bir şey var mı? Sürekli değişiyor. Mesela ben şu andaki milli eğitim müdürünü tanımıyorum bile. Yani görmedim bile. O konuyu belki soracağım hocam. Sürekli değişiyor. Bir proje plan olmuyor yani. Anladın mı? Yani mesele... Yine bu. Şehnaz hocam sormuş aslında. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bayağı soru bırakmış bana. Sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi özür diliyorum hocam. Az önce dediniz ya, yani mimariden bahsettiniz. Aslında o sadece Van'ın problemi değil. Yani bütün Türkiye'nin problemi. Bazı kentler bunu aştı. İşte ne bileyim, Safranbolu, bu Ankara'nın Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olduğu yer, şeyin adı neydi? Beypazarı, işte Mardin falan filan. Cumhuriyet dönemi mimarisi aslında bunu ortaya çıkardı, yani bu ucube durumu. Hı hı. Aslında mimari de yok ortada ama. Şimdi Van da bundan nasibini alıyor. Onu hatırlatmak istedim. Şimdi Şehnaz hocam konuğuna şey sormuş. Van üniversitenin, daha doğrusu üniversitenin kentleşmeye nasıl katkısı olur? Van bir üniversite kenti midir? Siz akademisyensiniz. Biraz da o boyutuna isterseniz şey yapalım. Ben önce Ergin hocaya sorayım. Sen orada cevabı kapandı. Sana torpil geçmiş olay. Evet, bu konuda ilk yine mesleğe başladığımdan beri 100. Üniversitesi'nin işte hep kente soğuk olduğu, uzak olduğu, biz de eleştiriyorduk işte. Üniversite hiç kente dahil olmuyor falan. Sonra bunu bir dönem, ismi lazım değil, bir rektör yanlış anladı. Taziyelere falan gidip başladı işte, bakın biz toplumun içindeyiz falan. Bunu kastetmemiştik hocam dedim ya, biz başka bir şey söylemiştik. Üniversite, bir defa üniversitenin, yani bunu eleştirel olarak söyleyenlere şunu hatırlatalım. Üniversitenin bir misyonu vardır. Üniversite ilk önce öğrenci yetiştirir. Yani bu aslında oradaki hocalara da bir şeydir, söyleyeyim. Hani başka, ilk önce öğrenci yetiştireceksiniz. Bu bir. İkincisi, üniversite sonra akademikle, bilimle, ya bilim bir defa her şeyin üstünde tutuyorum kesinlikle. Bilimsel şeyler, mesela bizim enerji problemimiz varsa bu üniversitenin gerçekten bu şehrin enerji problemi nasıl çözülür diye. Çünkü işte Urartular zamanından beri güneş ülkesi diye geçiyor. Değil mi? Çok fazla güneş alan bir yer. Dolayısıyla siz çok rahat güneş enerjisi santralleri kurabilirsiniz. Rüzgar hiç eksik olmuyor. Sürekli rüzgar var. Rüzgar enerjisinden de faydalanabilirsiniz. Yani bizim enerjide dışa bağımlılığı, üniversite teknokentle birlikte, teknokentte İşte ağır aksak gidiyor çünkü nasıl biliyor musunuz, bir sanayi kültürü olmayınca şehirde, gerçekten sanayi kültürü yok. Sanayi kültürü olmayınca teknokent de rahat hareket edemiyor, üniversite de rahat çünkü üniversite sanayi işbirliği dediğimiz şey Sakarya'daki gibi olmuyor işte, Kocaeli'ndeki gibi olmuyor çünkü sanayi kültürümüz çok şey bizim. Yani
sanayi yapan esnafla konuşuyoruz. Çok ciddi sıkıntılarla gerçekten yapabiliyorlar. Yani yapabildiklerini yapabiliyorlar ama eksik diyelim. Yani bir sanayi kenti falan değiliz. Çünkü biz tarım ve hayvancılık kentiyiz. Onu ısrarla bir defa yine söylüyorum. Hmm. Bakın tarım ve hayvancılık kentiyiz. Aslında o konuyla çok, konuşabiliriz ama. Çok şeyi keşfetmeye gerek yok. Yani bizim burada üreteceğimiz şey ama böyle giderse bir kuraklık var. Tamam Allah'ım yağış olmadı. Ama yani işte gübre fiyatları, yakıt fiyatları böyle olursa gelecek sene tarım ve hayvancılık ne kadar kötüye gitmesi göreceğiz. Çünkü küçükbaş hayvancılıkta birinci sıradayız. Yanlış hatırlıyorsam düzelttim bilmiyorum ama. Eskiden öyleydik. Şu anda daha aynen de öyleyiz ama bunu besleyemeyecekse bu hayvanı diyelim ki zamanı yoksa, gübre alamıyorsa, tarlayı ekemiyorsa, yakıt pahalıysa birkaç yıl sonra o da elimizden gider. Yine söylüyorum bakın bütün şeyler bunu yapsınlar. Biz öncelikle tarım ve hayvancılık memleketiyiz. Ticaret de olur, sanayi de olur. Ama önceliğimiz bizim tarım ve hayvancılık ve onlara dayalı bir endüstriyel gelişme olabilir. Yani sanayileşme onlara da bir, mesela bir otlu peyniri hala biz çok konuşuyorlar ama markalaştırdılar mı bilmiyorum ama. Hayır. Yani öyle bir şey yok zaten. Hani bunu bir türlü bir sanayi şeyine de işte endüstri potansiyeli haline getiremiyoruz. Evet. Bir türlü bunu kullanamıyoruz. Turizm, unuttum hep sürekli söylüyorum. 90'lı yıllardan önce buraya gelen turistlerin niteliğiyle şimdikiler arasında çok dağlar kadar fark var. Aynen. Yabancı turist sayısı çok gittikçe azaldı. Onu söyleyeyim. Tabii. Yerli turist sayısı niteliği çok bozuldu. Sadece ve Avrupalı turist yani. Yani eskiden çok fazla sayı geldi. Çok görüldük. Yani biz burada lisede okurken de hep şeylerde görüyoruz. Bu tabii şehrin topyekün bütün bu şeylere cevap verebilmesiyle ilgili bir şeydir. Ha, üniversitede bu. Üniversite sadece bir topluma ön ayak olur, gösterir. Yoksa üniversitenin böyle bir şehri kalkındıralım, şunu yapalım falan diye bir şeyi yoktur, misyonu yoktur. Yani bir kere onu düzeltelim. Üniversitedeki siz gidersiniz, orada işinizle ilgili hocaya danışırsınız, o size öncülük eder, proje geliştirirsiniz, teknokent cevap verir, kalkınma ajansları yardımcı olur, ticaret odasıyla bir ortaklaşa bir şeyler yaparsınız. Üniversitesi size bunun bilimsel yönüyle bir de destek verir. Onun dışında üniversiteye çok fazla böyle misyon yüklenmesine falan ben karşıyım. Onu başta söyleyeyim. Yani şehre uzak da işte şehre uzaklığı kalkıp taziye gitmek diye algılarsa olur. Yani işin içinden çıkamayız. Anladım. Aytaş Bey'e bir sorunuz var mı? Yok. Bence siz birbirinize biz beraberce sorun. Özhan Bey'e bir soru soralım Ergin abi. Şimdi yani, uzun süreli ciddiyetten sonra tabii şiir yazmaya başladı. Yeniden Twitter'da ben şiirlerini yayınlamaya şiir başladı. Yani. Belki şiirler üzerinden kentte bir şeyleri değiştirebiliriz. Umuduyla. Ben istedim ki programdan sonra kesin olarak şairliğe artık kesin dönüş yapabilirsiniz. Yani orada bir şey olmasın da. Şimdi hocam öncelikle kestane balının diyarı hocam şiir programımızın konusu değil. Evet. Tamam. Ben de yüksek yani ovadan yeni geldim. Yeni geldi. Hangi yer geldi bilmiyorum. Olmasın. İzleyenleri bayağı da izliyorlar. Mesaj atıyorlar. İnşallah şey olmaz. Saygısızlık olsun diye söylemiyorum ama kimseyi böyle bir hani yerelim yok edelim şey değil. Sadece hep şey yani ilk gazetecilik başladığım dönemde o biraz serttim böyle biraz bir şeyden gelmiş. Sonra 40 yaşını geçince biraz daha böyle oturuyorsunuz. Biraz daha şey duruluyorsunuz şey. Ben daha yaşamadım. Van'ın gerçekten yani bırakalım biz gelen bütün gelen gidenleri falan bırakalım. Bizim bir araya gelmemiz lazım. Çok bir şey söyleyeyim. Van'da belediye başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış. Hatta rektörlük yapmışlardan sadece bir kişi bu memlekette hala yaşıyor. Hiçbirisi burada yaşamıyor. Evet. Kim? Burada yaşıyor. Kim? Kayhan Bey. Kayhan Bey doğru evet. Hiçbirisi burada yaşamıyor. Hı. Varsa yani atladığım ama benim hatırladığım, benim dönemimde hatırladığım hiçbirisi bu şehirde yaşamıyor. Ve siz sebep olduğunuz şehirde yani gelişmesine belki olumsuz yönde sebep olduğunuz şehirde yaşamıyorsunuz. Bu nasıl bir iştir yani? Hiçbirisi burada kalmamış. Çıkıp gitmişler. Başka yerde yaşıyorlar. Ve hala da görüyorum bana hakkında söz söyleme hakkınız yoktur. Buraya geleceksiniz ondan sonra. Burada yaşayacaksınız siz. Burada yaşamadan bura hakkında konuşamazsınız. Tweet atamazsınız yani. Atıyorlar görüyorum falan. Çok da şey yapmamı ya da işte ne bileyim garip şeyler söylüyorlar. Bizim bir araya gelmemiz lazım. Yani yoksa bu şehir gerçekten ben şimdi şeyin içine girersem çıkamam ama iki sokak ileriye gidin çok acayip bir şey bir yozlaşma görürsünüz. Nasıl hocam? Yani bir artık iki gün önce iki genç uyuşturucudan ayaklanmak. Evet. Gençlere madde bağımlılığı gittikçe yaş ortalaması düşüyor. Yani fuhuştan tutun da bir sürü aslında toplumsal yozlaşmayı bakın
siz parayı her türlü kazanırsınız, sıkıntı yok, ekonomiyi düzeltirsiniz. Ama bir toplum yozlaşmışsa o toplumun bir daha hiçbir şekilde düzelmesi mümkün değildir. Ekonomisi de düzelmez. Hiçbir şey düzelmez. Yani bizim eğitimde hiçbir şeyimiz yok. Yani bir mesleki eğitime gerçekten yönelmemiz lazım. Meslek liselerini açıp iyi şekilde, hani iyi meslek liseleriyle bunu şey yap. Çünkü her yere üniversite açtılar. Her yere herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Yani bu, ondan sonra üniversite okuyor, sonra iş beğenmiyor. Çünkü üniversite bitirmiş. O da haklı belki. Ne bileyim yani. Dolayısıyla Van'ın şu anda mesela milli eğitim kiminle temas halinde, kiminle bu işleri yapıyor? Biz gelecek sene nerelere meslek lisesi açalım? Ve hangi meslekleri şey yapalım ki günün şartlarına uygun bu çocuklar liseyi bitirdikten sonra hemen iş bulsunlar? Herkesin üniversite okumaya şeyi yok ki, insanlar iş sahibi olmalı. Hocam, organize sanayi bölgesinde bir mesleki var, eğitim var. Veren bir kolej açıldı. Var. Başka bir kolej daha açıldı. Bir aslında. Ama fırtınalar kopardılar onun üzerine, evet. Hatırlıyorsunuz. Yani şimdi şöyle diyeyim, devletin meslek liselerinin de güçlenmesi lazım. Gerçekten bunların teknik olarak, şey olarak güçlenmesi lazım. Ondan sonra ne olacak biliyor musunuz? Bütün bunları biz mesela Sağlık Müdürlüğü şu anda ne yapıyor? Yani projeleri ne? Bu yoğunluğu kaldırmak için bölge hastanesi, tıp fakültesi, bunlar büyük bir yükü kaldırıyorlar. Yani inanın orada doktor olmak çok acayip bir şey. Yani o stres, o yoğunluk altında bu insanlar çalışıyorlar. Çünkü doktor başına düşen hasta sayısı çok fazla. Bir MR çekiyorsunuz, haklı olarak aylarca sıra bekliyorsunuz. Tabii. Yani çektirmek istediğinizde. Bu aslında memleketin 2-3 tane daha özel hastaneye ihtiyacı var. Sizin Saray'a devlet hastanesi... İlçe hastanelerine, yani merkezdeki ilçe hastanelerine ihtiyaç var. Saray'a, Bahçesaray'a, Gevaş'a, Gürpınar'a devlet hastanesi açmışsınız. Çok güzel. Ama orayı en azından poliklinik sayısını arttırıp buradaki o bir sürü şey orada, yani orada tedavi edilebilecek hastalıkları tedavi edip, çünkü biz Bahçesaray'da kadın doğumcu yok mesela, geçti. Ben Twitter'da gördüm. Yani o duydum o şeyi de, gerçek bir sıkıntı bir yaşamış mesela. Çok önemli bir haber yapmıştık zamanında da, hep üzülüyorum Bahçesaray'a. Yani ikiz bir doğuran bir hanımefendi yolda bebeklerinden birisini kaybetmişti. Çünkü hizam üzerinden getirmeye çalışmışlardı. Biz de yolda yetişmiştik falan, neyse. Mesele ne biliyor musunuz? Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Bu bütün şeyler öyle. Musluk açıkken, bozuk bir musluk var. Van'a açıkken musluğu tamir etmeye çalışıyorlar. Her taraf ıslanıyor tabii, berbat oluyor falan. Van'ayı kapatırsınız, musluğu tamir edersiniz. Bizde benim gördüğüm kent aklı, Van'a açıkken bozuk musluğu, patlamış musluğu tamir etmeye çalışıyorlar. Kendi üstlerini başlarında batırıyorlar. Etrafını batırıyorlar. Çok güzel bir benzetme, bir doğru. Bir şey var. Bunu düzeltmemiz lazım. Düzelecek yani, bunun şeyi yok. Çünkü hep şey diyorlar ya, ben yeni nesle gerçekten inanıyorum. Yapacak. Şimdi yeni nesli kendimize benzetirsek, yani yanlış bir şey sürekli devam eder. Onlar da kendilerinden sonrakine tabii o yanlışı aktarırlar. Doğru yönlendirmek lazım yeni nesli de. Peki Aytaş Bey. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Powell bir açıklama yaptı. Yeni varlık alımlarını biraz yavaşlatacaklarını Haziran ayına kadar. Ben o zaman üniversiteyle ilgili soruya cevabımı vermiş olayım. Şimdi üniversite kent işbirliği sorusuna iki yönlü bakalım. Ergin Hocam'ın tespiti çok doğru. Yani kentle işbirliği yapmak, böyle daha çok fotoğrafa girmek, poz vermek değil, vesaire tabii değildir. Şimdi son kent üniversite işbirliği noktasında üniversite cephesinden atılan önemli adımlar var. Bir kere hani Van çalışılmaya başladı. Bence bu çok kıymetlidir. Sosyolojide mesela hakeza Türk Dili Edebiyatı bölümünde, tarih bölümünde, coğrafya bölümünde hocam, kaygısı Van olan... Vanlı bir rektörün olması, evet, da şimdi ona da geleceğim. İyi bir şey. Şimdi yani Van daha önce hiç çalışılmamış. Yani Van'da oturulmuş, İstanbul çalışılmış. Van'da oturulmuş, işte Antep çalışılmış. Tüm fakülteler için söylüyorum bunu. Şimdi son 10 yılda diyelim ki işte sosyoloji başta olmak üzere birçok bölüm Van'a çalışmaya başlamış. Ne olmuş? Van'la ilgili hafızayı tazelemeye başladık. Birçok hani unutmuş olabileceğimiz ya da kentin unutmuş olabileceği birçok şeyi yeniden hatırlamaya başladık. Bu önemlidir, kıymetlidir. Ama şöyle bir şey de var. Kent de sanki üniversiteyle böyle bütünleşme noktasında çok da şey değil gibi. Şimdi nasıl geçenlerde hocam şey var. 21 öğrenci var, 40 bin ekmek satarız. Öyle bakıyorlar kesinlikle. Üstlere işte 40 bin kişi binip gelir. İşte çok kötü bir bakış açısı. Öğrenci sadece bir günlük harcanacak para üzerinden değerlendiriyorlar. Yani. Şimdi geçenlerde bir kuraklık çalıştayı yapıldı. Herhalde böyle şey yapmış olmuyorum ama salonda 10-15 kişi civarında insan vardı. Düşünebiliyor musunuz? Yani üniversiteden
4-5 profesör var. Bu kentin kuraklığı, 20 yıl sonra yaşayabileceği olası bir susuzluk, içme suyu problemi ya. Konuşuluyor, kentten hiç kimseyi bulamıyorsunuz. Yani oraya ev sahipliği yapan Van Ticaret Sanayi Odası'ndan bir temsilci, birkaç kişi, öğrenciler, üniversiteden öğrenciler, kentten kimse yok. Şimdi deprem çalıştığı yapılıyor, üniversiteden hocalar deprem konuşuluyor, kimse yok. Kent konuşuluyor, kimse yok. Yani bu çok kötü bir durumdur. Şimdi 20 yıl sonra susuz kaldığımızda herhalde o zaman böyle aklımız başımıza gelecek. O zaman belki yani tartışmış olacağız. Öbür türlü de hani üniversitede de bu anlamda bazı aksaklıklar yok mudur? Vardır. Ha, Hamdullah Hoca 37 yıllık tarihten bir geçmişten sonra rektörlüğe gelen ilk Vanlı isim. Evet. Şimdi tabii akademisyenler de bu noktada belki biraz kaygı duyuyor olabilirler. Ergin Hocam da bilir. Şimdi geçmişte bir de akademisyenlerin şöyle bir şeyi vardı. Yani acaba ben konuşmalı mıyım, konuşmamalı mıyım? Alanımla ilgili bir şeyler söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Yazayım mı, yazmayayım mı? Televizyonda kente dair konuşayım mı, konuşmayayım mı? Şimdi böyle neden bir belirsizlik vardı. Bazı rektörlerin bununla ilgili bir şeyi vardı. Kısıtlaması, engeli ya da sadece belli isimlerin pazarlanması noktasında. Geçmişten bugüne tüm rektörlerimizin kendine has kriterleri vardı. Şimdi Abdullah Hoca ne yaptı? Geçtiğimiz günlerde de bir toplantıda yineledi. Bir kere hani odalarınızda çok durmayın, gerçekten kentle ilgili konulara müdahil olun dedi. Çok güzel. Yani toplantılarda hep aynı kişiler olmasın. Tüm hocalarımız çıksın, konuşsun, bu kentin meseleleriyle ilgili bir şeyler söylesin dedi. Bunlar çok önemli adımlardır. Üniversite bu adımları atıyorsa kentinde gelip gerçekten böyle hani en azından muhatapların katıldığı toplantılar nezdinde bunu yapalım ki halk da kendisini ilgilendiren konularda en azından sonraki programlarda müdahil olmuş olsun. Bence hani üniversiteden böyle bir şeyler beklerken biraz daha düşünmek lazım haliyle. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi Rejden uyarıyorlar. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenler, çok kısa 1-2 dakikalık bir reklam aramız olacak. Akabinde buradayız. Gücü içinde saklı potansiyeli keşfetmeye hazır mısın? Tarihin derinliklerinden kopup gelmiş bu yeryüzü cennetinde yeni bir hikaye yazmak istemez misin? Kim istemez ki mavinin ve yeşilin en güzel tonları içerisinde yükselen başarının bir parçası olmayı? Üretimde, sanatta ve mühendislikte zirve bir medeniyet olan Urartuların mirası üzerinde bir de senin eserin olsun istemez misin? Tarihin ve doğanın buluştuğu, ülkemizin parlayan yıldızı Edremit şimdi seni çağırıyor. Burası Van Edremit. Dünya su mühendisliği harikası, 3000 yıllık Şamdan kanalının hayat verdiği Edremit. Van'ın merkez ilçelerinden olan Edremit, modern sahil bandı, marinası, uzun plajları, kent meydanı, su sporları merkezi, piknik alanları, dingin bir yaşamla yüzünü denize dönmüş, eşsiz güzelliklerle bezenmiş bir kıyı şehridir. Her yıl yaklaşık 350 bin yabancı, 1 milyon yerli turistin ziyaret ettiği Van, ülkemizin en önemli destinasyonlarından biri konumundayken, bu turizmin en önemli parçasını oluşturan Edremit, Van Gölü kıyısında turizmin parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. Urartuların üstün medeniyetinden miras kalan Menua Şamran Kanalı, Kız Kalesi Seyirtepe, Taririya Bahçeleri, Dev Damı ve Dilkaya Höyüğü gibi eserleriyle Edremit buram buram tarih ve kültür kokar. Türkiye'de bir benzeri olmayan, uluslararası düzeyde ses getiren gemi otel projesi, Edremit'in yeni ve gelişen yüzünü göstermektedir. Suyun başkenti Edremit'te, denizde iç içe ve denize nazır yeni yaşamlar
kök salmaya başladı. Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'nın kesiştiği, 21 ülkeye ve bu ülkelerde yaşayan 180 milyon insana 2 saatlik uçuş mesafesinde olan Van'ın güzide yerleşkelerinden biri olan Edremit, bütün bu zenginliklere ve potansiyellere sahiptir. Pergelin bir ucunu Edremit'e sabitlediğimizde, diğer ucunda Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı içine alan kültürel, ticari ve ekonomik işbirliğine açık, zengin ve verimli bir dairenin varlığı karşımıza çıkmaktadır. Edremit'te bulunan Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya illerine sürekli seferler yapılıyor. Köklü firmalarıyla karayolu ulaşımı Türkiye'nin her noktasına yayılmış durumda. Deniz otobüsleriyle Van Gölü çevresinde eşsiz yolculuklar yapılabiliyor. Tahran-Van ve Tahran-Ankara seferleriyle demiryolu ulaşımı sağlanıyor. Küresel iklim değişiklikleri göz önüne alındığında Edremit'te yaşam sürdürme taleplerinin yakın zamanda çok artacağını söylemek mümkündür. Üretim altyapısı noktasında oldukça güçlü olan Edremit, tekstil kent, işkem, galericiler ve toptancılar sitesiyle binlerce kişi istihdam ediyor. Van ilimizde ise 5 organize sanayi bölgesi, 36 firma barındıran bir teknokent ve 13 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Güneşin doğuşuna ve batışına en güzel tanıklığın yapıldığı Edremit, yaklaşık 4,5 megawatt güce sahip Engil HES ve 30 megawatt güce sahip güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerjide de önemli bir merkez konumundadır. İlimiz yıllık 3068 saatlik güneşlenme süresi ve 1635 kilowatt saat metrekarelik ışının değerlerine sahip, teknik, coğrafi ve iklim parametrelerinin etkisiyle elektrik enerjisi üretim verimliliği açısından Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Konut sektöründe de Edremit yatırımcıları için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Çevre yolundan dolayı yaşanan imar kısıtlarını aşan Edremit, yatırımcılara müthiş yeni fırsatlar sunuyor. Edremit, meyve bahçeleri, açıkta ve serada yetiştirilen sebzeleriyle ilin ve bölgenin tarımına katkı sunan önemli bir yerdir. Bu potansiyelin bir sonucu Van'daki hayvancılığın lokomotifi olacak organize hayvancılık bölgesi Edremit'e kuruluyor. Tarihi mirası, yeşili, mavisi ve güneşiyle bölgenin yıldızı Edremit'in geleceğe yolculuğu başladı. Hedefimiz, çabamız yeni, yepyeni bir Edremit için. Siz de rotanızı Edremit'e çevirin. Evet değerli izleyenler, Kent Meydanı'nda gazeteci ve akademisyen Ergin Sarı ve yine gazeteci ve akademisyen Ömer Aytaç Aykaş'la kenti konuşmaya devam ediyoruz. Araya girdikten sonra arada Aytaç Hocam dedi ki benim bir lafımı yarıda bıraktın, aslında ben onu tamamlayacaktım. O zaman tamamlayalım o yarım kalan mevzuyu, daha sonra Ergin Hocam'a başka sorularım olacak müsaadenle. Şimdi gazete, Van'daki gazeteleri konuştuk. Gazeteden ziyade gazeteci veya işte basın yayında yer alan, nasıl isimlendireceğimi de şimdi tam bilemedim ama onları konuşurken kurumlarla ilişkileri falan oraya bir değindin ama biz o arada lafı kestik, kaynattık.
Kurumlarla ilişkileriniz nasıl? Yani evet. Sen bir gazetecisin. Yani gazete Hı-hı. sahibisin aynı zamanda gazeteci derken. Hı-hı. Sizin nasıl ilişkileriniz? Yani işte hani soruya cevap vereyim ısrarım şundan dolayı. Şimdi gazeteciler böyle sürekli haber peşindedir, haber koşturmacası içerisindedir. Kentle ilgili olumlu olumsuz içeriklerin üreticisidir ama kendimize dair çok konuşamıyoruz. Böyle bu anlamda meslektaşlarımın da söyleyemediklerini en azından söylemek istedim. Çünkü aramızda çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. Fakat böyle hani belki de muhataplarının duyacağı şekilde çok da sesimizi yükseltemiyoruz. Bu anlamda bir öncülük etmek istedim. Şimdi kurum amirlerinin bence, Ergin abi de burada teyit etsin belki şey olabilir. Bence medya okur yazarlığı konusunda hani biraz yabana atılıyor ama bu medya okur yazarlığı diye bir ara seçmeli ders yaptılar, şey yaptılar. Çok ucuz bir şeymiş gibi böyle geçirildi gitti. Bence tüm siyasilerin, kurum amirlerin, yöneticilerin medya okur yazarlığı konusunda bir kere bir şeyden geçmesi lazım. Hizmetçi eğitimden. Hizmetçi eğitimden geçmesi lazım. Yani dedim ya gazetecilere, gazeteciliğe, basına bakış çok bir kere sığdır. Yani ciddi manada hani nasıl davranacaklarını, nasıl bir ilişki kuracaklarını bilmiyorlar. İçerikleri okuma konusunda çok başarısızlar. Gazetecilerle kente dair çalışmalar yapma noktasında çok zayıflar. Şimdi geçenlerde bir kurum amirinin bir şeyi olmuş. Ya şey gazete sahipleri ya da köşe yazarları falan toplantılarımıza niye gelmiyor diye. Onun nezdinde kentteki tüm dinamiklere yani ben cevabını vereyim. Aynı zamanda böyle bir hatırlatma yapmış olayım. Şimdi kentteki kurumlar, kuruluşlar, siyasiler, gazetecilere hani sadece böyle bir açıklama yapayım, şey yapayım, kurumla ilgili konuşayım edeyim, gerisi çok önemli değil diye bakmaya devam ettikleri sürece ikinci katip seviyesinde temsil göreceklerdir. Bir kere bu çok nettir. Yani sizin dediğim gibi ısrarla bastıra bastıra hadi gelin kahvaltı veriyorum dediğiniz toplantıya bir süre sonra hiç kimseyi beklememeniz lazım. Biz zaman zaman Ergin abiler bunu çok daha baskın ve etkin yapıyorlardı. Gerçekten gitmeme noktasında bir irade koyuyorlardı. Tepki gösterebiliyorlardı. Hüseyin Çelik'in gazetecilerin belki de hani Türkiye'de yaptığı en sert tepkisini koyduğu muhataplardan birisi olmuşluğu vardır. Şimdi siz sadece hani kahvaltıya çağırıyorum, açıklamamı yapayım, göndereyim dediğiniz insanlarla ciddi bir ilişki kuramazsınız. Gelirsiniz, görev süreniz dolar gider, halen bir gazetenin sahibi ya da bu kentte eli kalem tutan, köşe yazan, fikir ortaya koyan insanları tanımazsınız. Sadece çok böyle kendileri de daha sonra zaten sitem edip bir gazetecilik bu mudur, bu isimler gazeteci midir diye tabii sitem ettikleri bir noktaya geliyorlar. Siz onlarla muhatap olursanız, onlarla gazeteciliği çerçevelerseniz onlarla muhatap olursunuz. Bir kere muhataplıklar noktasında çok ciddi zafiyetler, çok ciddi sıkıntılar var. Yani bu kentin köşe yazarları, televizyon programcıları, gazete sahipleri ne diyor ya? Bir kere bir bunları dinleyelim diyen insan sayısı çok azdır. Bakın Beşir Atalay zaman zaman bunu yapıyordu. Her yaptığında da sitemi şuydu. Ya kentte herkes birbirini şikayet etmeye geliyor. Allah razı olsun bir kere de birisi böyle elinde bir dosyayla gelse desek sayın bakanım hani kente dair böyle bir fikrim var, böyle bir düşüncem var. Hani ben de paylaşmak istiyorum. Genelde böyle şikayet üzerine gelinir. İşte şu kurumda şu vardır, şunun yerine şunu atayalım vesaire. Şimdi bu anlamda gazetecileri dinleyen çok yok. Ya da belli başlı birkaç isim seçersiniz. Onlar üzerinden bir süreç yürütürsünüz. Bence muhataplıkları biraz gözden geçirmeleri gerekiyor. Kentteki tüm dinamikler için söylüyorum bunu. Ortaklaşma noktasında sadece kurumlar değil, gazetecilerle de ortaklaşmak gerekiyor. Çünkü hafızayı koruyan en önemli organlardan biri ya da kuruluşlardan biri gazeteciler. Böyle bir sıkıntımız var. Gazeteciler adına bence bunu dillendirmek gerekiyor. Öte yandan hani geçmişte bir de kurumların gazetelerin yazdıkları, çizdikleri ya da televizyonda söylenenler üzerinden bir izahat verme, bir cevap verme gibi bir alışkanlıkları vardı. Yani bugün için konuşuyorum. 6 yerel gazete var. İşte basın ilan kayıtlı, tescilli diyelim, resmi olarak bilinen edilen. İşte 3 televizyon vardır. İşte dergi, süreli dergi 2 tanedir. Web siteleri bellidir vesaire. Şu an hani gazetecilik yapan arkadaşlarının
Yani birçoğuna bu anlamda böyle şey yapabilirim, onların adına konuşabilirim. Kimse böyle kişisel ihtirasları için ya da kendisini tatmin etmek için manşet atma yoluna gitmiyor. Yani bu kentteki 6 gazetenin de ciddi bir geçmişi, birikimi vardır. Tabii. Yani evet. Durduk yere pat diye böyle haydi buna bir dalalım, eleştirelim, indirelim gibi bir şey yoktur. E şimdi haliyle ciddi almanız lazım. Yani geçmişte biz olumlu ya da olumsuz bir haber yapardık. Ergin abi hatırlar, ben çocuktum tabii o zamanlar ama şimdi öyle ya da böyle biz valilikten en azından haklısınız, haksızsınız ya da şu yayın organı şununla ilgili bir haber yapmıştır. Gerekçesi ya da itirazı şudur diye. Yani ne olursa olsun bir dönüşü olurdu. Yani şimdi biz bugün olumlu ya da olumsuz yaptığımız hiçbir haberde reaksiyon göremiyoruz. Yani hadi sadece olumsuz haberlerde kavga edelim diye bir şey beklemiyorum. Yani olumlu bir şey olmuşsa bununla ilgili de en azından bir iki kelam etmek gerekiyor sanki. Yani bakın burada güzel bir kamuoyu oluşturduk. Burada güzel bir ortaklaştık. Bir sonrakini böyle yapalım. En azından bunları konuşalım. Ha kavga da olsun. Biz istiyoruz ki gerçekten bizimle kavga etsinler. Yani arkadaş siz bu noktada yanlışsınız. Şu içerikleriniz yanlıştır. İddialarınız doğru değil gibi reaksiyonlar bekliyoruz. Dava bile açılmıyor Ergin abi. Uzun süredir kimse bize dava açmıyor, ilginçtir. Yani bir sıkıntı var. Şimdi bu ben gazeteci değilim. Yani program falan yapıyoruz ama haddim olmayarak da belki bir eleştiri getireceğim. Şimdiden de yani gerçek gazetecilerden özür diliyorum ama bunun sebeplerinden birini ben şu olarak görüyorum. Belki biraz da işsizlikten dolayı hocam. Yani bir web sitesi açan ben haberciyim deyip gidiyor, programlara gidiyor. Herhangi bir haber paylaşan ben, evet haberci olabilirsin ama gazetecilik başka bir şeydir. Yani habercilik gazetecilik ana başlığının altındaki maddelerden sadece bir tanesidir. Özür diliyorum sizin uzmanlık alanınız ama. Yani herkes haberci artık. Yani her tweet atan aslında bir haber paylaşıyor. Evet. Ya kendisiyle ilgili ya şeyle ilgili, gündemle ilgili. Şimdi o kadar çok kişi yani bu işin eğitimini almamış. Hadi eğitimini bırak. En azından alaylı bile değil. Almış eline fotoğraf makinesini. Belki çoğu zaman onu bile yapıyor. İşte programlara katılıyor. Gidiyor kendi sitesinden bir yerlerden veya paylaşıyor ve bundan bir şey hani ekmek kovalıyor aslında ama gerçek gazetecilerin işte kurumlar nezdinde veya diğer muhataplar nezdindeki şeyini de düşürmüş oluyor. Evet. Belki o kurumlar artık sizleri kentin hafızası olarak işte kentin bütün şeyini böyle bir projeksiyonla analiz eden, gören, gözetleyen bir göz olarak görmekten ziyade ya işte bunlar da ne bileyim bir reklam alma peşinde falan aynı kategoriye konulup değerlendiriliyor olabilirsiniz, bilmiyorum onların şeyle bakıyorum olaya. Hocam cevaplasın. Şöyle diyeyim, bir defa maalesef diyelim de önce onu söyleyeyim, çünkü bir gazetecilik okulu bitiren birisi avukat olamıyor, doktor olamıyor, ne bileyim yani diploması dışında herhangi bir iş yapamıyor ama bir doktor ya da bir avukat, da benim abim hala söyler, sen niye iletişim fakültesi okudun ki? Yani hukuk okusaydın yine gazetecilik yapardın. Ama öyle değil tabii. Bu işin meslek şeyi başkadır, okulu başkadır, iyi eğitim almak şeyi başkadır. Dolayısıyla şu anda internet sitesi açmanın önünde herhangi bir yasal engel olmadığı için biz niye internet sitesi açıyorsunuz diye eleştirmeyiz. Bu hayır, yok. Öyle yani bir eleştiri bu, değil. Sadece hür teşebbüs dediğimiz şey ona girer. Ondan sonra açmışsa ama haberciyim diyorsa basın meslek ilkeleri vardır, etiği vardır. Zaten bu toplumda işte başta dediniz ya takvim ve kayıdan bu yana şimdi benim tezimle giriş cümlesi aslında gazetecilik mesleği bir meslek olarak görülmüyor, bir misyon olarak görülüyor. Yani işte devletinin yanında basın, yok işte bilmem örgütünün yanında, partisinin yanında. Mesela siz de çok bu ifadeleri aslında not almıştım. Eğitimleriniz devam etseydi sizin programlarınızdan dolayı eğitimlerinizi ara vermek zorunda kaldık. Burada hizmetçi eğitim yapıyorduk aslında. Siz il valisine sayın valim diyemezsiniz biliyor musunuz? Gazeteci olarak diyemezsiniz. Gazeteci olarak diyemezsiniz. Özel hayatınızda konuşursanız başkanım dersiniz, valim dersiniz. Ama siz belediye başkanına başkanım diyemezsiniz. Ticaret odası başkanına başkanım diyemezsiniz. O sizin başkanınız değil çünkü. Dediğiniz andan itibaren siz artık ondan hesap da soramazsınız. Kabul ettiniz çünkü zaten.
gazetecinin bir defa bu hitap biçimini değiştirmesi lazım. O sayın validir. Sayın vali derken adama hakaret etmiyoruz. Sayın belediye başkanıdır yani. Ya da sayın oda başkanıdır. Başkanım, valim, bu tür ifadelerden sıyrılmak lazım. Bu böyle bir artık öyle şeyler görüyoruz ki bazen yalvararak söylüyor neredeyse. Bu doğru bir şey değil. Onu düzeltelim önce, onu söyleyeyim. Abi onun dışında herkes internet sitesi varsın. Çok güzel işler de oluyor. Renklilik çok iyidir. Ama tek bir şey var. Lütfen basın meslek etiği diye bir şey var. Gazetecilik bir meslektir. Bir misyon değildir. Siz bir örgütü, bir partiyi, bir devleti falan savunmak zorunda değilsiniz. Haber olan neyse onu vermek zorundasınız. Gerçeği söylemek zorundasınız. Onun dışında o diğerlerinin şeyidir. Yani bu hep böyle bir şey olmuştur. Bir misyon işte koruyalım aman işte niye falan filan. Niye böyle bir şey olmasın. Bizim memleketimizdir. Sizin memleketiniz kötüdür. Yazacaksın yani bitti. Yani bir şey de açıklaya getireyim. Ben de fotoğraf çekiyorum. Onu da ara verdim. Onu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar fotoğrafları görüp bana geliyor. Bir iki misafirim şok oldu. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü fotoğraf çekiyoruz. Biz yılda bir defa ışık güzel oluyor. Gidip çekiyoruz. Ama her geldiğinde o güzel olmuyor. İhsan abiler falan fotoğraf çekiyorlar ya da diğer fotoğrafçı arkadaşlar işte Yeliz hocalar falan olsun. Özkan fotoğraflarımızdaki Özkan olsun, Özkan abi olsun. Fotoğraflarımızdaki gibi güzel bir şehir değil. Maalesef dökülüyor işte. Söyledik ya bizim bir araya gelmemiz lazım. Hiç unutmam milletvekilinin birisi bir gün böyle harıl harıl böyle beni şey yapıyor. Eski dönemlerden tabii şimdi değil. Buyurun dedim. Ya bana ne gibi sorunları var? Bana acaba söyler misiniz bir dosya falan? Ya sen niye milletvekili oldun ki o zaman dedim ya. Sen bilmiyorsan... Van milletvekili miydi? Van milletvekili soyu var. Sen niye o zaman olmasaydın dedim. Yani şimdi bilmiyorsan hangi şehirde yaşadığını, bunun ne tür problemler olduğunu... Yani nerede gittin? Sen buradan gittin aslında. Problemleri de... Ya öyle değil de falan. O zaman dedim ki gidin maaş verdiniz danışmanlarınız size. Hazırlasın. Ben sadece ya da açarsınız yerel basını, gazeteleri okursunuz. Her gün not alırsınız. Böyle bir problemimiz varmış. Sağlıkta durumumuz buymuş. Eğitimde buymuş. Ekonomimiz buymuş. Ticaret erbabının bu sıkıntısı varmış. Turizmde bunları yaşıyormuşuz. Kapıköy böyle bir sınır kapısı olmaz daha işlevsel bir kapı şey olur diye tüm bunları araştırırsın ama gelir. Sen medya ücretsiz danışmanlık da veriyor. Tamam, değil mi? Yani, yani siz artık seçim faydalanmasını bilen. Ama çok gülmüştüm. Hayır yani, o haberler sonuçta şeydir. Gülmüştüm, hayret etmiştim. Adam milletvekili bana soruyor şehrin sorunları ne diye falan. Komik de yani. Evet. Acı ve komik onu da söyleyeyim. Hocam şehrin sorunları. Şeye Ergin abi bu belki yani kurumlar demeyeyim. Kentteki tüm dinamiklerin gazetecilerle olan o ama şey söyleyeyim. İlişki şeyle ilgili bir defa doğru. Medya okur yazarlığı. Ya bu sadece şey değil. Bir ara milletvekili aday adaylarına söylemiştim. Ben size gönüllü olarak bir şey sunabilirim. Yani çünkü sizin basın mensuplarıyla olan ilişkilerinizde ciddi problem var. Yani onu düzeltebiliriz. Nasıl yapabilirler? Medya okur yazarlığı ya da bu çok basit bir şey değil. Bu işi yapan bir sürü arkadaş var. Artık eğitimli gazetecilik eğitim alan bir sürü arkadaşımız da sektörde çalışıyor. Her kurum kendisine bu işlerden bilen bir basın danışmanını istihdam etsin. Ve o ilişkileri yürütsün, basınla olan ilişkileri. Yani başkan telefonla arayıp ya da belediye valinin falan kimseyle görüşmesine gerek yok. Bir basın danışmanı olur. Basın danışmanı her gün ona günlük raporlar da sunar. Falan gazetede bu yazı çıkmış, bu çıkmış. Ama öyle bir şey yok benim gördüğüm. Yok. Yok. Yani medya okur yazarlığından ziyade bunu bir danışman aracılığıyla yapabilirler. Her kurum kendisine bir basın danışmanı alabilir. Yani her kurumun aslında bir basın birimi var sanırım. Var ama ama basın danışmanlığı var. Galiba başka bir ya onlar bir süre sonra şeye dönüyor. Hadi bunlar bizim taraftan. He. Bunlar bizim aleyhimizdedir başkanım. Yok. İşte şunlar şunu yazdı başkanım. Bunlar bunu yani etti başkanım. Artık basın boyutundan ziyade halkla ilişkiler boyutu aslında. Bir halkla ilişkiler birimi ama basından, gazeteden, gazetecilikten, haberden anlayan her haber bir kavga sebebi değildir. Bu bir her eleştiri bir kavga sebebi, bir küsme sebebi ya da her övgü bir şey sebebi değildir diye bunu anlatabilecek bir basın danışmanına, basın hattına ihtiyacı var. Bir sürü de genç var valla. Yani bizim de mezun ettiklerimiz var. Hepsi bu işi rahatlıkla yapabilirler. İstihdam edebilirsiniz. Gidip yakınınızı, çevrenizdeki insanları, ilgisi olmayan insanları işe alacağınıza bu arkadaşınızı işe alın. İstihdam bir edin. De o da sağlıklı bir iletişim sağlar yani. Çok güzel bir noktaya değindi. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz şey çalışmalar var. Öğretmenlik meslek kanunu şu bu. Gazeteciliğin bir meslek kanunu yok. Bir çerçevesi yok. Şimdi barolarda nasıl işliyor? Avukatlık bitirirsiniz. Gelirsiniz 2 yıl
en azından bir yerlerde staj yaparsınız. Kayıtlı bir staj sürecidir. Sonra ruhsatname alırsınız. Yani biz geçmişte kentte yapılan hani çalıştaylarda da böyle katıldığımız çalıştaylarda da ben hep bunu dile getirdim. Eğer siz gazeteciler cemiyetleri, gazeteci cemiyetlerine ya da derneklerine ya da adını artık ne koyarsanız, şimdi tıpkı avukatlarda olduğu gibi hani ruhsatname verme, gerçekten onu gazeteci kabul etme süreçleri yürütürseniz benzer şekilde en azından nitelikli bir gazeteci ve takip edebileceğiniz bir gazeteci kitlesi oluşturursunuz. Çok basittir. Şöyle bir tıp doktoru, tıp hekimi hata yaptığında sanırım aynen diploması alınabiliyor hekimlikten. Evet. Ya da bir avukatın ruhsatnamesi, yani hukuk şeyi tamamen elinden alınabiliyor. Aldığı diploma şey. Gazetecilikte de böyle bir şey olabilir. Yani gerçekten bu bir kurul belirleyecek bunu. Bu meslek etik ilişkinin dışındadır. Uyarı cezası, yok kınama cezası. Sonra kardeşim sen bu işi yapma. Bitti. Ya bu sadece yerel basın için falan değil. Tabii. Bu ulusal basın tabii. Çok kötü. Tabii, gerçekten tabii. Çok kötü bir durumda. Onun tamamını düzelmesi lazım. Peki hocam, yani bu konu biraz da gazetecileri ilgilendiriyor. Belki bütün izleyicilerimiz çok şey yapmıyor. Bu aslında bizim kendi iç sorunumuz. Ha, yani kendi iç sorunumuz. Şeye geri dönmek istiyorum hocam. Yani ikinize de aynı soruyu soracağım. Kentin kalkınması için, hani dediniz ya, oradan aklıma geldi. İşte biz bir sanayi kenti değiliz. Yani bir sürü imalathanemiz var. İşte organize sanayi bölgesi, biraz tekstil kent falan. Ama bunlar sanayiden de çok sayılmıyor. Bir ağır sanayimiz yok. Çimento var, çimento fabrikası falan. Peki bu kent nasıl kalkınır? Yani bizi kalkındıracak olan şey, eğer sanayi, elbette ki sanayi kalkındırır ama şu anda bunu beceremiyoruz. Yani sanayileşemiyoruz. Evet. Ne yapacağız? Şöyle, ben kısa da cevap vereyim hemen, onu da sonra Ömer Hoca şey yapsın. Küçükken biz koyunları yolardık böyle. Gününü böyle hafif böyle şeyinle vardı böyle. Eteğimize toplardık, giderdik. Doğru. Bakkalda bir sürü para ederdi, bir şey alırdık. He. Şimdi küçük baş hayvancılığı, taş da koyardık alır gelsin diye. Küçük baş hayvancılığın en fazla olduğu bir şehirde yünlerin tamamı çöpe gidiyor. Kimse o yünü satmıyor artık yani. Evet. Acı bir şey, gelin size göstereyim bütün fotoğrafları falan. Görüyor musunuz? Biliyorum. Bizim köyde de aynı. Bizim şehirde yün iplik fabrikası vardı. Onu işleyebiliyordu. Eskiden deri, bizim bildiğimiz bir hayvanı kesin derisi o kadar para ederdi ki bazen diyordum ki inşallah harçlığım hani para olmaz da köyden geldiğinde deri verirler, o çok daha fazla şey yapıyor. Aynen aynen. Bütün deriler çöpe gidiyor. Niye? Çünkü kundura fabrikası var. Hocam, ne kadar bunun etkisi var? Harçlık yerine deri veriyorlardı, bana da birkaç defa tabii, oldu. Yani öyle, getirip paraya çevirdiğinde tabii, bayağı da para daha yapmıştı. Daha iyi oldu. Yani o doğru. Nakitten daha fazla para. Doğru söylüyorsun. Yani. Nereden hatırladın? 20 milyonluklar daha iyi. Şimdi kalkınma budur. Yani şimdi burada tekstil kent var. Evet, ciddi emek veriyorlar. Bilmiyorum çalışanların durumu, bir ara pek iyi şeyler duymuyordum ama hem çalışma saatleri hem çalışma ücretleri, İşkur üzerinden, yani İşkur bazen iyi de bazı şeyler de kötüdür. Bazı şey tartışmanın dışına çıkmak istemiyorum ama tekstil kent var, organize sanayi bölgesi var. Bizim tekstil kentte mesela bu yünler hep çöpe gideceğini orada iplik olarak kullanılabilir. Değil mi? Şimdi yün iplik fabrikası diyorlar, bu Ecevit hükümetinin son döneminde aslında kapatıldı. Durmuş Koç vali geldi, sınır ticaretini kapattı. Yün iplik fabrikasının kapanması için şey yaptı. Yani raporu o hazırladı. Kundura fabrikası şey kapandı. Aslında ciddi bir ihracat kalemiydi. Bütün işte Orta Asya Cumhuriyetlerine battaniye satıyordu yün iplik fabrikası. Yani o zaman gazeteye gelen, burası kapanmasın diye şey yapan oradaki çalışanlar. Ya bu kapatıyorlar da biz ihracat yapıyoruz. Yani siz yönetemediğiniz bir yeri niye kapatıyorsunuz? Yönetemiyorsanız oraya o zaman düzgün onu yönetebilecek kişileri getirebilirsiniz. Özel teşebbüs için gerekli maddi imkanların olmadığı bir yerde kamu iktisadi teşebbüslerine kesinlikle ihtiyaç vardır. Hem öncülük eder hem de piyasayı tekelden kurtarır, denetler. Çünkü kamunun şeyidir. Hı hı. Siz tamamen kamu şeyden elini çeksin falan gibi bir şey olmaz. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması gerekiyor. Yeniden kurulması gerekiyor. İşte bu biraz şey, yani devletin bir paradigma değişikliğinden veya piyasaya bakışını değiştirmesinden kaynaklanan bir şey. Yani şu anda kitler çoğu, özür diliyorum hocam, çoğu zarar ediyordu ve devlet bu yükü yani işte onu yönetmek şimdi şöyle dürüst yani. İnsan vardır. Koyarsınız başına dürüst bir idareci, orayı yönetir. Zaten şimdi biz o şeylere falan gelmiyoruz. Şimdi bizim zaten bir yönetme problemimiz var. Orayı babasının
malıymış gibi görme zihniyeti farklı anlaşılıyor bizde. Babasının malı gibi görme zihniyeti nedir aslında biliyor musunuz? Orayı korumaktır, korumaktır. Tabii ki sahip çıkmaktır. Doğru. Bizde babasının malı zihniyeti har vurup harba savurmaktır. Yani gavur malı yani zihniyetine dönüşüyor. Dolayısıyla kamunun sadece bu kamu iktisadi teşebbüsü olsun olmasın. Yani kamu idarelerinin başındaki insanlar, yani ben kendi okulumda bir kağıda bile dikkat ederim. Gerçekten dikkat ederim. Yani ben burası, bu okulun verdiği kağıtsa bunu amacına göre kullanayım derim. Ama yani şimdi o kadar israfın önüne geçilemiyor ki gerçekten şimdi. Alınan şeyde, kamuda çalışan kişilerin çoğunda da bu problem var. O şeyle gelmemişler. Yani o sahip şeyle, ben buna sahip çıkayım. Ne bileyim, ışığı açık görünce kapat gibi öyle bir zihniyette eskiden memurlar vardı gerçekten. Şimdi biraz daha bozulmuş. Dolayısıyla o kalkınma şeyine gelince o gün ve deri örneğini verdim. Çözüm belli aslında da. Bizim tabii bu şöyle, Van'ın işte diyelim ki bir birliği olsa bu ciddi şey olur. Tarım ve hayvancılık için ciddi desteklerin alınması lazım. Geçtiğimiz yıllarda işte buğday ünlü bir ilçeye siz kalkıp çilek desteği veriyorsunuz. Ya çilek yemesek ne olur? Çilek yemesek ne olur? Ya ben geçen yaz hiç yemedim mesela. Yani ne olacak yani? Ne olacak çilek şeyinden? Ama siz buğday ekmeseniz ekmek yemezsiniz. Hayvanlarınız saman yemez. Gürcistan gibi bir ülkeden saman alırsınız. Patates ekmezseniz Suriye'deki savaştaki Suriye'den patates ithal ederiz. Bu büyük bir ayıptır aslında yani. Dolayısıyla garip garip şeylere cevizlerden destek vereceksiniz. Hakkari'de destek vereceksiniz. Değil mi cevize? TDI hayvancılık bölgesi kuruluyor mesela. Yani, tarıma dayalı ihtisas. Şimdi bizim yerli tohuma acil geçmemiz lazım. Yerli tohuma. Tabii ki yerli tohuma acil geçmemiz lazım. Çünkü diğer tohum kısırdır. En fazla iki defa yonca ürünü alıyorsunuz. Üçün defa kuruyor. Yabani otlar çıkıyor. Eskiden yerli tohum, bilmiyorum tam yanlış olmasın ama 10 yılın üzerinde kendi tohumunu üretebiliyordu. Tohum ısrarı çok basit bir şey. Lisede öğrenciler bunu deney olarak yapıyorlar. Suyun içine koyuyorlar, bekletiyorlar falan. Ben tam bilmiyorum yani bir kimyasal şey mi falan da ama tohum ısrarı yapabilmemiz lazım. Tohum ıslah merkezinin açılması lazım. Burası tohum ıslah merkezi açılması lazım diyor. Yani. Bunun artık belki de vardır tam şey ama ziraat odasının öncülük etmesi lazım. Ziraat odaları da onları da geçen yine konuştuk, çok ciddi sıkıntıları var. Çünkü genel politikaların bölgeye uygun olmadığı görüşündeler. Yani bir Ankara'dan bir karar çıkıyordu ama yani Van'ı tanıyan bir karar değil, Van'ı bilen bir karar değil. Yani öyle bir sıkıntılar var. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık, ondan sonra tabii sanayi, niye olmasın, olur. Ama şunu unutmamız lazım, biz bahsettikleri sanayinin hem ham madde kaynağına uzağız hem de pazar sıkıntımız var. Doğru. Pazar sıkıntımız yok da biz hep İran'dan aldığımız için hiç oraya bir şey satmayı düşünmüyoruz. İşte gerçi biraz da orada ambargo şeyleri falan var, onu da kabul edelim ama Irak var yanı başımızda, onunla siyasi kavgalara gideceğimiz. Yani iç pazara çalışacaksan iki türlü maliyet bindiriyorsun, hem ham maddeyi getirirken hem pazara ulaşırken. Ham madde kaynaklarına uzak olduğu için ulaşım sıkıntısı var. Bu bölgenin artık bir şeyinin olması lazım. Yani işte tarım ve hayvancılığa dair bir endüstrileşme, süt üretimi, bir markalaşma ve o markalaşmayla birlikte bir kooperatifleşme aslında öncesinde, ama bizim bir ortaklık kültürümüz yok. Çünkü bizim daha önce birlikte çalışan, birlikte bir kurumu yöneten arkadaşlar birbirleriyle küs konuşamıyorlar ki buna bir de ortaklık yapsınlar. Yani. Bir ortaklık kültürü de yok. Falan gibi sıkıntılarımız var. Yani kalkınmadan benim önceliğim odur. Tarım, hayvancılık ve turizm. Turizm. Tabii ki. Hem kış turizmi hem yaz turizmi. Sadece şey değil. Şimdi Hakkari'de turizm, kış turizm gelişmesi Van'a etki edecektir. Çünkü Hakkari, Van artık birbirine şey değil. Dolayısıyla bir destinasyon noktaları ona göre ondan sonra belirlenir. Yaz turizmi, kış turizmi bölge çok müsaittir buna. Kesinlikle müsaittir. Yani. Anladım hocam. Aytaç Hocam, yani muhtemelen sana söyleyecek söz bırakmadı değil mi? Onu düşünmüyorsun. Yok, her söyleyecek sözüm vardır. Bir de hani turizme değinmişken Van Gölü Ekspresi, işte Kuzey Van Gölü demiryolu hattı falan. Sanırım iki gün önce ya da dün mü işte Pakistan-İran-Türkiye hattı açıldı. Yeniden başladı. Vardı daha önce ama durmuştu. Bunun bana katkısı ne olur? Önce onu, o soruyu da aklınızda tutarak. Tamam. Hayvancılık ne durumda ya da nasıl kalkındırabilir şehri? Turizm ne durumda? Evet. Nasıl görüyorsun? Şimdi ben öncelikle böyle kentin
genel manadaki böyle hani sektörler, ihtiyaçlar, ne yapmalı, ne etmeli şeklinde bunların tamamını bir araya getirdiğimde ben şunu diyebilirim. Yani biz öncelikle ne olmaya karar vermemiz gerekiyor. Biz nasıl bir kentiz, ne kenti oluruz, ona karar vermek lazım. Şimdi sevgili Emre'nin güzel bir çalışması vardı. Şehrivan TV'nin programcılarından, aynı zamanda turizmde doktora yapan bir arkadaşımız. Van nasıl marka olmaz diye bir tez çalışması yapmıştı. Orada böyle enine boyuna kentin markalaşması noktasında bir çalışması vardı. Tabii kentin bu eksiklikleri, sıkıntıları, markalaşma yolundaki problemleri enine boyuna çalışılmıştı. Şimdi Van'ın gerçekten hani bilmiyorum, belki yıllardır biz hayvancılık kentiyiz, turizm kentiyiz, işte üretim kentiyiz, tekstil kentiyiz, böyle habire bunlara ekliyoruz. Biz ne değiliz, belki biraz doğrudan bakmak lazım. Şimdi Feridun abiyi bu gece bolca andık. Van'ı tanımlarken hep şey diyor, Van'da kurumlar bir şeyin nasıl yapılacağını değil, nasıl yapılmayacağını anlatmak üzere kurgulanmışlar. Çok doğru yani, yani nasıl yapılmayacağını size böyle en uzun uzun diptekinden, yani evet, en yetkilisine kadar anlatırlar. Şimdi son zamanlarda bu anlam böyle bu yönde tartışmalarımız çok. Yani Van tekstil kenti midir, değil midir? Değildir ısrarla. Karşı argümanımız var mıdır? Yok. Şimdi tekstil tuttu. Yani tamam, bu bizim ana sektörümüz müdür? Belki değildir ama böyle bir potansiyel varsa. Dönemsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Özür dilerim, lafını kesiyorum ama bu işte dolar kurunun yüksek olmasının yarattığı bir ihracatta karlılığın artması sonucu insanların, ki tekstil ihracatta tekstil kalemi en katma değeri düşük. Evet. Aslında şeye çok fazla da bir katkısı olmayan ülke ekonomilerine var elbette ama daha nitelikli ihracata, nitelikli ürünlere ihtiyacımız var. İşte hani tekstil yapılıyor, buna karşı çıkalım mı çıkmayalım ama tekstil gerçekten bir üretim alanı olsun. Ha bizim başat sektörümüz müdür? Değildir. Nedir? Ergin hocam da dedi. Tarımdır, hayvancılıktır, turizmdir. Ha turizmde ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Uzun süredir bir şey yapmıyoruz. Ben hep söylüyorum, bizim turizmdeki politikalarımız hep günübirliktir ya da olağan gelişiyor. Ergin abi çok güzel bir şey söyledi. Yani burada bir AVM kuruluyor ama bu planlı bir şey değildir. Ya buraya bu kadar turist geliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, yapalım gibi bir durum söz konusu değildir. Ya Akdamar Adası bizim hani çok övünüyoruz. 200-300 bu sene 400 bin lira geldi ziyaret sayısı. Akdamar Adası böyle hani buraya gelen valilerden birinin sorumluluk alarak restore ettiği bir yerdir. Öncesinde 1959'da Yaşar Kemal'in yıkılmasına engel olduğu bir yapıdır. Bunun gibi onlarca kilise çürüyor, yıkıldı, harabe haldedir. Yüzlerce belki de binlerce yapı benzer kaderi yaşıyor aynı şekilde. Bunlarla ilgili bir şeyler var mıdır? Yoktur. Turizmde sadece böyle kopya dediğiniz gibi Van'a dokuya da şudur budur bir yerlere benzetmeye çalışıyoruz. Yanı başımızda Mezopotamya üçgeni kuruluyor. Güneydoğu illerinde müthiş bir turizmin uzun vadeli hedeflerinin konuşulduğu çalıştaylar yapıyorlar. Biz bu işin hiçbir tarafında değiliz. Haliyle yani biz turizmi tamam öncü sektör yapalım ama bunun için çalışmak gerekiyor. Sadece hani kültür müdürlüğünde çok uzunca bir süredir herhangi bir reaksiyon yok, katma değer yok, kentle ilgili bir turizm politikası oluşturacak bir irade yok. Ne? İlk kez hani belki de tüm Van'ın hemfikir olduğu, desteklediği bir isim atandı. En azından hani kentte uzun yıllardır çalışmalar yapıyor, mekteplidir, Van Müzesi'nde geçmişi vardır ve turizmle ilgili vizyonunu da hepimiz bildiğimiz için gerçekten sevindik, destekledik. Fakat bu sadece Erol Bey'in de kenti kurtarabileceği bir mesele değildir. Emre hep vurguluyor, turizmde gerçekten daha kapsamlı, böyle tüm kentteki kurumların, kuruluşların içerisinde yer aldığı bir yapının kurulması gerekiyor. Biz bunu kurmadığımız müddetçe hani sadece ne vardır? Edremit Seyir Tepesi'nde bir mekana daha ihtiyaç vardır. Hadi bunu kuralım, edelim. Onun dışında böyle turizm alanlarının kurtuluşuyla ilgili çok algı bir şey yoktur. Algı sadece İranlı turistlere yönelik şu an. Evet. Sanki onlardan başka kimse gelmeyecekmiş gibi bir şey. Ve bütün bakın işte yok gece kulüpleri, diskolar ortalık doldu. Oteller köşe başı her bir yerde bir otel. Gördük pandemide gelmediler işte ne oldu? Hepsi kaldılar. 18 ay falan. İşte hani olaya biz çok dar bakıyoruz tabii, Ergin abi. Yani biz sürekli Fettah Tamince'yi eleştiriyoruz. Bizzat kendisinden duyana kadar ben de belki o hocanın arasında yer alıyordum. Şimdi hadi bana diyorsun toplantıda hani kurumların olduğu böyle
girişimcilerin, iş adamlarının, siyasilerin olduğu toplantıda şunu söyledi. Yani tamam, kentte bir 5 yıldızlı işte Rixos otel yapma beklentisi var. İyi yapalım, tamam, getirelim kentte Rixos'u kuralım. Ama Rixos'un bir müşteri portföyü var ve bu müşterilerin belli başlı alışkanlıkları var. Şimdi Rixos'a gelen müşterinin gideceği mekan, gezeceği yerler, göreceği yerler, bunlar hepsi belki de hani planlanmıştır, bellidir, belli bir kültür, belli bir şey vardır. Ya diyor ki hani ben Rixos'ta yatacak, çok ultra lüks bir otelde şey yapacak ama çıktığında kötü bir kent, kötü bir şehir, estetikten tabii uzak bir şehir görecek. Haliyle Rixos'un hani daimi müşterisi varsa, eğer belli bir şey varsa, portföy varsa, bunlar bir dahakine gelmemiş olacak. Haliyle bu yatırımın bir anlamı kalmayacak vesaire. Şimdi haklı. Eğer biz ilk önce zemini bu anlamdaki yatırımlara göre hazırlayamıyorsak burada hani otellerden şey beklemeyelim. Ya zaten hani yapılmasın diye çok da uğraşan bir kentiz. Ergin abi de şeyi hatırlar. Bu Global AVM, Van AVM'yi yapana kadar çok ciddi çileler çekti. Yani adamlar ciddi manada zorlandı. Bekir Kaya döneminde Bekir Kaya hapise devreye girdikten sonra çıktıktan sonra zaten öyle hal oldu. Bu ara dönemde açamadılar. Neredeyse vazgeçiyorlardı. Israrlı olmasalardı yapamayacaklardı. Şimdi bizim tek böyle gurur kaynağımız gibi şey yapıyoruz. Ama onun öncesinde Rönesans Holding'ler şudur budur. Bir sürü girişimci, holding gelip kentte zemin araştırması yaptı. Bunlarda ne yaptık? Sadece şunun arsasında yapacak vesaire diye önüne geçtik. Birçok yatırıma engel olduk. Ya daha kısa süre önce VOTAŞ'a Amerika'da ve birçok ülkede yatırımı olan tarım hayvancılık yatırımlarında önemli bir kuruluş talip oldu. Satın alma sürecinde yine Vanlılar eliyle vazgeçirildi. Çok yani acı bir durumdur. Düşünsenize yani VOTAŞ, VOTAŞ gibi yok. Ya. Güney Amerika'da, işte Güney Kore'de tarım ve hayvancılık üzerine yatırım yapan bir firma tam anlaşma üzereyken %50 hisse almaya gelip daha fazla alayım ben düşüncesindeyken yani Vanlıların işte bu işin hani Ergin abi'nin bahsettiği o kişiselleştiren, kurumlar arası şeyi şahsi kavgalara dönüştüren kesimler yüzünden vazgeçtiler, gittiler. Oysa ki biz VOTAŞ'ı hangi hedeflerle sahiplenmiştik? Vanlılar niye bir hisse de olsa alalım, bu işin bir parçası olalım, torku şeklinde bir model oluşturalım diye sahiplenmiştik. Yani buna herkes dahil olmuştu. 2040 hisseye bölünmüştü. İmkanı olan herkes girmişti. Olmadı. Ama yani başımızda Van, Sütaş Van'a kurulacakken biz bu anlamda bir sahiplenme göstermeyince Bingöl'e kaydırıldı. İşte Nike Van'da yapacakken Ağrı'ya gitti. MNG Holding AVM'sini İkiz Kule şeklindeki otelini Van'a yapacakken Cumhurbaşkanı'nın yok Van'a yapma, Erzurum'a götür demesiyle Erzurum'a taşıdı. Bunun gibi sayısız ya, örneklerimiz var. Çinko fabrikası, evet. Bak ham maddesi Hakkari'de. Evet. Hakkari'den çıkıyor, geliyor Van üzerinde. Fabrikayı Siirt'e kurmuşlar. Evet. Oraya kadar götürecekler, orada işleyecekler. 3000 kişi çalışacak. Bu işte dediğim gibi isteme sahiplenme meselesi. Şey de bu, biz istemeyi bilmezdik gerçekten. Yani beceremiyoruz. İstemeyi de beceremiyoruz. Türk Hava Yolları uçak seferleri konusunda çok ciddi problemler yaşadık. Diğer kentler gidip paldır küldür dalıp seferlerini geri aldı. Biz alamadık. Niye muhataplığı beceremiyoruz? Yine bir anekdot paylaşayım. Van stadyum konusunda bağırıp çağırıyor sürekli. Bizim niye bir stadyumumuz yok, şudur budur şeklinde. En son Beşir Atalay bu konuyu Spor Bakanı'na, Gençlik Spor Bakanı'na götürdüğünde ya çok acıdır. Bizzat hani Gençlik Spor Bakanı'nın aktarımını benimle paylaşmıştı. Ya Vanlılar bir kere bunu doğru düzgün istesin demişti. Yani bu böyle Twitter'dan bağırarak çağırarak ya da politize edilerek şey yapılarak istenmez. Bu isteme üslubu ve şeyini değiştirin, biz hazırız zaten. Hani bu anlamda bir stadyum yapmaya hazırız. Yani her memleketin tüm meseleleri de maalesef Twitter'dan çözülmüyor. Bu da işte, şimdi de kötü bir şey. Yani biz istemesek yani hiç olmayacak bu. Bütün bir sürü şehre stat yapıldı. Evet. Aslında bu kadar genç nüfusun olduğu bir yere... Yani ağlamayanı meme yok. Yani hocam. Bir şey de kötü. Yani şeyin merkezi o zaman idarenin bakış açısında... Öyle yani son 20 yılda maalesef kentlerin rekabeti bunun üzerine kuruluyor. Hocam çok basit bir şey. Geçtiğimiz gün tweet attım, seni de şey yapmıştım. Evet. Ne diyorlar? Etiketlemiştim. Tamam. Anadolu Jet, Van Trabzon, Trabzon Van seferleri için tanıtım yapıyor. İşte 99 liradan başlayan şey.
tanıtımında Trabzon'u keşfetmeye hazır mısınız? Trabzon'un bilmem meşhur neresini görmeye hazır mısınız? Meşhur yemekleri falan filan artık şu kadar uzağınızda, üstelik 99 TL. Bak, karşılıklı seferler var. Ama Van yok. Ben, orada, belki tamam. Trabzon'daki reklamlarda da Van'ı keşfetmeye hazırsınız. Hayır, kendi Twitter sayfasında yok, tabii, ben niye, çok baktım. Yok, niye baktım, tamam, aradım. Olmaz. Dedim Van için ayrı atıyorum. Tamam, Van için yapmazlar yok. Çünkü bu seferleri isteyen kimdir? Trabzon'dur. Bu seferler için mücadele eden kimdir? Trabzon'dur. Ama Trabzon istiyorsa demek Trabzonlar Van'a gelmek istiyor. Van'ı tanıtmak lazım. Yok. Ama onlar istiyorsa. Ama yok, işte buradan bizi Trabzon'a çekmeye çalışıyor. Siz, tabii ki gidelim yok, de. Yok. Siz hani olayı bu... şöyle biz şöyle söyleyeyim de. O bayağı bir herhalde aranızda tartışma da oldu. Sonra yok evet. Trabzonlar. İşte Van'dan İranlı turist çalmaya çalışıyorlar gibi bir düşünce var. Başka o zaten o da. Siz de hani bir şey söylemek yok, istemiyorum yok, ben ama. O tanıtımdan sonra kanaat hayır, oluştu bende. Aa dedim akıllarmış yani. Biz Erzurum'a giderken yol üstünde ne görüyoruz? Bir sürü aslında Trabzon şey İranlı araç aslında Erzurum şeye gidiyor. Trabzon'a. Tabii. Gidiyor. Yani Erzurum üzerinden kışın falan. Erzurum'a Kars'a gidiyor. Trabzon tarafı ne söylerse söylesin. Trabzon zaten çok torpilli bir şehirdir biliyorsunuz. Her şekilde torpillidir. Çok da nasıl neyse. 4-5 tane bakanları var yani. Ne olsun. Geçelim de yani bunun tek bir şeyi vardır. İranlı turistleri daha fazla çekmek. Niye? Çünkü Van sınır kentidir ama konsolosluk nerede? Trabzon'da, Erzurum'da. Daha i̇şte ya demek istediğim o. Yani bu adamlar buradan turist götürebiliyorlarsa haksızlar mı? Değiller. Bence bir meziyettir. Tabii şimdi geçtiğimiz yıllarda Münir Karaloğlu da aynısını yaptı. Bakın Antalya'nın turiste ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Ama sadece kış aylarında iki buçuk ay bir boşluk oluyor diye Münir Karaloğlu işte Burdur valisi, işte Mersin valisi, işte şu böyle büyük bir heyetle Van'a geliyor. Amacımız burada işte kış aylarında Antalya'da minik bir boşluk var. Buradaki İranlılarla Van üzerinden bir bağlantı yapalım, işte bir işbirliği yapalım. Düşünsenize yani kentler o böyle ara dönem belki insanların dinlenelim de kapatalım dediği döneme bile bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Trabzon haksız değil. Yani burada bir potansiyel var. Tabii. Ve Van bunu elinde tutamıyorsa ben de olsam çekmeye çalışırım. Burada bizim durduğumuz yer yanlış. Bakın biz hani düğmeyi yanlış ilikliyoruz dedim ya. Biz nerede bir kere nasıl bir kentiz, ne kentiz bunu karar verelim. Şimdi festival yapılacak. Yok biz Müslüman muhafazakar bir kentiz diyoruz. Festival istemiyoruz. Turist gelmiyor. Aha turist gelmedi battık diyoruz. Turist geliyor içki içiyor. Kavga ediyoruz. Vali Bey'in dediği gibi turist buraya valla namaz kılmaya gelmiyor. Yani madem öyle biz şey yapalım. Burayı böyle ibadet şeyi yüksek bir kente dönüştürelim. Kararımızı veremedik. Ha verdiysek bence verelim. Turizm kenti dediysek Ergin abin dediği gibi ilk önce İran boş konsolosluğunu buraya çekelim. Bunu çektikten sonra zaten İran'la ilgili politikalar haliyle devam etmiş olacak. Ondan sonra biz burada hani turistlerin gerçekten gün sayısını da arttırmış olacağız. İşte bunu bu kentin dinamikleri yapacak. Milletvekilleri yapacak. Kentin valileri yapacak. Belediye başkanları yapacak. Başka kimsenin böyle bir gücü yoktur. Kamu isteyecek. Bu isimler yapacak. Bunun olması için yani işte diyoruz ya devlette devamlılık esastır. Yani bu bizim şeyimiz budur. Yani sen belediye başkanısın, valisin, yok oda başkanısın. Fark etmez kardeşim. İlk önce buna riayet edeceksin. Bizim başka böyle yeni projelere falan ihtiyacımız yoktur. Bizim hedefimiz budur diye önüne koyacaksın. Sizin sorumluluk, çalışma alanınız budur. Bu amaca uygun hizmet edeceksiniz. Yani söylemlerinizden şeyinize kadar. Yok işte ben vallahi gerçekten söylüyorum muhtemelen böyle akşam bir şey geliyor aklına diyor ki ben sabah kalkayım bu memlekette bunu söyleyeyim ya da bunu yapayım işte yani falan. Öyle çünkü yani kimseye danışmıyor yani. Ya, yollar yapıldı bu yazın değil mi? Evet. Yapıldı. Çok güzel yaptın ama siz bütün memleketin yollarını aynı anda kazmak zorunda mısınız kardeşim? Bir yapın o caddeyi bitirin diğerine geçersin. Sanki böyle arkadan birileri kovalıyor da ya beklediniz bir de. Hatası vardı doğru. Ciddi, yani bu hata değil hata mıydı bilmiyorum. Ben işte sanki bir şeydi. Yani biraz hatadan farklı bir şey olarak görüyorum. Yani çok ciddi bunu hatta şey yapan arkadaşlarımda birisine de sormuştum ama tam şey alamamıştık. Şey söylüyorlar işte para o zaman geldi o yüzden ihaleler o zaman açıldı. Ya o zaman biz Ahmet konuşun paralar yani biz ya. Nisan'da Ağustos'a kadar ya da işte Eylül'e kadar çalışabiliriz. Pandemi sürecinde 1,5 yıl boyunca tabii. Sadece böyle sessiz sakin durduk yani çalışabilirdik. Yani çok. O planlamalar zaten yıl sonu itibariyle yapılıyor galiba. Para o zaman geldi falan filan değil. Öncesinden bir planlama yapılıyor.
Büyük ihtimalle kafadan ama tren seferlerinde konuşayım mı? Evet, Marmara şeyi vardı, Pakistan-İran tren seferleri. Şimdi Feridun abi size geçen günkü programda şeyi anlattı. Maddi külfetini, maddi zararını, getirsini, götürsünü. Bir kere gerçekten de feribotla buradan treni oraya taşıma vesaire bunun hiçbir şeyi yoktur, cazibesi yoktur. Ha, feribot yolculuğu noktasında belki güzel bir şey vardır ama emin olun Van Gölü, Kuzey Van Gölü demir yolu hattı olsaydı bununla böyle Van Gölü'nün sahili boyunca... Güney Van Gölü olsa ne olur? Şimdi hattın... Şaka yapmıyorum, ciddi soru. Hattın bir kere Özalp, İran hattının gelip gidebileceği fizibil alan kuzeyden devam etmesi yönündedir. Neyi Gevaş'tan gidemez? Yok, öyle bir durum yok. Nasıl gibi? Olması da mümkün değil çünkü öyle bir şeyi öne çıkarırsanız bir 100 yıl daha biz bu hedefi ertelemiş olacağız. Şimdi haliyle Van Gölü etrafında bir seyir emin olun o feribotla 4-5 saat orada o çileye katlanmaktan daha romantiktir. Ama yani eğer bir şey istiyorsak daha yakındır bak. Yakın olabilir. Şimdi eğer biz Doğu Ekspresi'nin getirdiği cazibe işte bu Pakistan'dan coğrafi koşullar açısından biraz sıkıntıdır. Trenin yani. Kentimizden geçmesini istiyorsak vesaire şudur budur. Gerçekten biz bunu düşünmemiz lazım. Ha, kaç yıldır konuşuyoruz herhalde benim hatırladığım kadarıyla 2003'ten beri hani Şehrivan kurulduğundan beri konuşuyoruz. Öncesinde konuşuluyor muydu, tartışılıyor muydu bilmiyorum. Aslında bu mevzu konuşuluyor mu? Yani mesela işte bürokrasinin gündeminde böyle bir şey var mı? Ya da siyasetin gündeminde böyle bir şey var mı? Maalesef yok. Mesela ben buna şahitlik ettim. Bazen hani toplantılarda gazetecilerin fikrini aldıkları ya ne yapılır ne edilir ya da sorularını aldıkları toplantılarda biz dile getiriyoruz. O maşallah çok güzel. Yapalım edelim düşünelim tartışalım. Sonra rafa kalkıyor. Yani ben sonra ciddi manada bunu alıp dosyalayıp işte götürüp mücadelesini veren böyle ciddi manada peşinden koşan isimlerin çok az belki de olmadığını düşünüyorum. Yani diyorum ya olaya gerçekten kalkısı ne olur? Getirisi götürsü ne olur diye bakan az isim var. Bir de 3-4 yılda bir yönetici değiştiriyoruz. Her gelene bir dosya olağan olanı odur zaten. Dosya aktarıyoruz. Onda da hani kentin sorunlarından zaten Kuzey Van Gölü demiryolu hattına şuna buna zaten şey kalmıyor. Ama olması gerçekten hani bizim kurguladığımız Van'a biçtiğimiz hani çok büyük bir rol var. İşte Van 5 milyonluk metropol kenti olacak da işte Van Irak'la bağlanacak işte Van Şırnak yoluyla şununla buraya gidecek. Şimdi hızlı tren hattı Sivas'a kadar geldi. Sivas-Kars arası kurgulanıyor. Orada hazır gibi. Ama ondan sonrası yok. Yani uzun vadede yok, orta vadede yok, kısa vadede yok. İşte burada bizim temsilcilerimiz o tren yolu hattının Kars'a bağlanması noktasında irade ortaya koyması lazım. Kars'ta 7 saatte Ankara'ya gidecek hızlı trenle. Hı hı. Ama ondan sonrası bitiyor. Niye? Kars hani Kars'ın vekilleri, siyasiler, şunları bunları bizim hani Van'a uzanmasıyla ilgili ortaya bir irade koymalarına gerek yoktur. Koymazlar da yapmazlar. Kuzey Van Gölü Kars'la bağlanacak. İşte oradan Ankara'ya gidişler mümkün olacak. Ya da Pakistan'dan gelen hat bizim Avrupa bağlantısı, diğer ülkelerle bağlantıları sağlayacak. Ya da Van Şırnak yolunun yanında. Direkt yanında... Van Ankara hızlı tren seferleri olsun. Yani niye Kars-Ankara tren seferleri oluyor da? Hocam olmasın da. Olsun bence de olsun. Yani şimdi ya, iki gün önce Konya-Karaman hızlı tren 35 dakikaya indirdi. 20 yıldır bir çevre yolu ne bileyim sahil yolu yapılmamış memlekette siz böyle yok. Biz bu kentte tramvayı bile konuştuk hocam. Biz pazarlıkta elimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz ki. Tramvay tarihçi hocamız Abdülaziz Aykaç. Hasan Karadeniz. Kardeş. Kardeş. Onun bir şeyi ta Osmanlı döneminde aslında konuşulan bir tabii şey. Tabii 100 şimdi 100 tramvay aşkın. İçin çok şey yapmaya gerek yok. Yani en azından ulaşımı rahatlatacak trambüs mü diyorlar yani Malatya'daki gibi. Trambüs falan. Neyse, metrobüsün bir çeşidi. Falan, çeşidi. Ama mesele o değil. Mesele gerçekten bu bizim bir arkadaş bazen kampüse gidip gelirken yanımıza binince böyle şeylere bazen şey laf söylüyor kamyonculara falan. Yok yolu kapatıyorlar yok. Dedim ki yani adam nereden gitsin? Aynen. Yol mu var? Yani tek yol vardı bu. Da. Bu yol yani sen adama bir şey diyemezsin ki bu adam gitmesin yani. Bu bunun da hakkı. Dolayısıyla çevre yolu. İşte son vallahi gösterebilirim. Bir iki hafta öncesinde falan da böyle tweet atmışlar. Çevre yolunu yapmanız lazım. Çevreyi yapın. Biz mi yapacağız?
kim yapacak bu çay? Çok şey oluyor. Yani bunun niye olmuyor? Soruyor musunuz hiç gerçekten mesela? Vali Bey programı aldığınızda ne diyor en son? Yani niye olmuyormuş? Şimdi şu zamana kadar olan sıkıntı, işte 18. madde uygulandı biliyorsunuz. 18. madde. Yani. 18. madde aşılmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı ama bu 10 yıla uzanacak bir şey değil. Bu bir. Kamulaştırma yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Hadi 18. madde uygulandı. O tıkanıklık niye çözülmedi? Tamamıyla böyle yatırıldı, beklendi. Geçtiğimiz dönem kayyum büyükşehir belediyesi, kayyumla yönetilen büyükşehir belediyesi döneminde vali zorlu ortaya bir irade koydu. 10 yılda çözülmeyen sıkıntılar 3-5 ay gibi bir sürede çözüldü. Niye? Çevre Şehircilik Bakanlığı bizzat işin içine dahil edildi. Ya tamam da biz Trabzonlu bir yöneticiyi her seferinde bulup getiremeyiz. Yani sadece Trabzonluları mı dinliyorlar bilmiyorum ama yani biz bitmesi için bir Trabzonlu daha gerekiyor herhalde bize. Yoksa hani ben tabii resmi makamlar bir yıl, bir buçuk yıl sürmez diye bilgi verirken işi bilen isimler 6-7 yıla kadar da bitmez diyor. Onu da paylaşmış olayım. Halil'e birisinin gel tekrardan bu işi düzene koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Derken aslında bundan sansasyonel bir haber çıkarabilirim ama neyse seni fazla süreye gelmeyeyim. Hocam ben çok acıktım. Vallahi çok özür diliyoruz sizden. Konuşacak çok şeyimiz var. Çok şeyimiz var. Konuşmak istiyorsanız siz konuşun ben gidiyorum. Bence yapacağımız programın da bir açılışı mahiyetinde olsun bu. Her şeyi de tüketmeyelim. Doğru söylüyorsun. Yani aslında konu bitmez, tükenmez. Yani hem ikinizde de maşallah o kapasite var. Mutlaka konuşacak. Çok böyle dağıttık şey tabii ki. Yani böyle genel şey olunca aslında daha çok böyle konu belli olursa. Tabii daha spesifik konular üzerinden çok iyi programlar çıkacağını düşünüyorum. Ara ara belki konuk alırız. Belki başka arkadaşları da dahil edebiliriz. İşi muhataplarıyla konuşabiliriz. Evet. Yani o da olabilir. Şöyle söyleyeyim. Ben Aytaçlar işte program yap dediğimde ben dedim ki ben bir daha o siyasi şeylere falan girmek istemiyorum. Çünkü hep aynı şeyler yapıyoruz. Aynen. Doğru. Aslında biraz daha farklılaştırabiliriz. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Aynı şeyler. Hocam öncelikle Ergin Hocam. Hakikaten kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Yani yıllar sonra benim programımda televizyona, ekrana çıkmış olman benim için çok mühimdi, önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Sunucu değil de konuk olarak katıldım. En azından nispeten de bir şeyler söyleme fırsatı buldum. Peki bir dahaki programda sen moderatör olursun. Ben de anlatırım. Ben bir şey anlatmadım çünkü. Hala taze duruyor. Ergin abiyle sorarız biz inşallah. İnşallah. Müsaadeniz varsa yavaş yavaş kapatalım. Müsaadeniz. Sevgili izleyenler, Şehirvan TV'de Kent Meydanı'nda her hafta Cuma günü aslında tek konuk alıyorum ve kenti konuşuyoruz. Daha çok sivil toplum kuruluşu, başkanları, aktivistler vesaire, işte belediye başkanları. Bu hafta bir farklılık yaptık. Az önce de dediğimiz gibi. Bundan sonra yapacağımız başka bir programın bir ön provası şeklinde değerlendirirseniz. Başta biraz latifede bulunduk, şakalaştık. Biraz gerginliğimizi, heyecanımızı geçiştirelim maksadıyla yaptık bunu. Pek çok konu konuşuldu. Şimdi özetlemeye kalksam hiçbiri aklımda değil çünkü çok fazla dinlemedim konukları. Şaka bir yana. Çok fazla şey konuştuk. Özetlemeye de çok gerek yok. Canlı yayından sonra program yine YouTube'da yayınlanmaya devam edecek. Daha sonra izlemek isteyen izleyicilerimiz için onu da hatırlatmış olayım. Efendim haftaya Cuma günü tekrar Kent Meydanı'nda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
gücü içinde saklı potansiyeli keşfetmeye hazır mısın? Tarihin derinliklerinden kopup gelmiş bu yeryüzü cennetinde yeni bir hikaye yazmak istemez misin? Kim istemez ki mavinin ve yeşilin en güzel tonları içerisinde yükselen başarının bir parçası olmayı? Üretimde, sanatta ve mühendislikte zirve bir medeniyet olan Urartuların mirası üzerinde bir de senin eserin olsun istemez misin? Tarihin ve doğanın buluştuğu, ülkemizin parlayan yıldızı Edremit şimdi seni çağırıyor. Burası Van Edremit.